Gençler selamlar, ben SML hocanız. SML hoca matematik kanalındasınız. Arkadaşlar kamp serimizin, acil tekrar serisinin 4. videosunda bugün oran orantı ve problemleri. Hem konu özetini yapacağız hem de sevgili gençler birbirinden güzel sorular çözeceğiz. Haberiniz olsun bu videoda. Şimdi videoya başlamadan önce özellikle chat kısmındaki arkadaşlara sesleniyorum. Lütfen sevgili gençler videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve kanala abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Bana destek olabilirsiniz bu şekilde. Sevgili gençler, oran orantı ile başlayacağız. Hemen bir konu özeti yapalım bakalım. Şöyle kalemlerimizi hazırlayalım ve başlayalım konu özetimize. Şimdi oran. Önce oranı bir tanımlamamız lazım. Oran dediğimiz şey sevgili gençler, ikisi birden sıfır olmayan, bak ikisi beraber sıfır olamaz. Olmayan gerçek sayılar olmak üzere A bölü B ifadesini biz oran diyoruz. Yani sevgili gençler bunlardan bir tanesi sıfır olsa da olur. Mesela benim cebimde 5 lira var. Senin cebinde hiç lira yok. Yani bu ne demek sevgili gençler? Benim cebimdeki paranın senin cebindeki parana oranı dersek 5 bölü 0. 5 bölü 0 aslına bakarsanız kesir olarak sayı olarak düşünürseniz bu ifade tanımsızdır. Bunda bir sıkıntı yok zaten. Fakat bu ifade sevgili gençler bir orandır. Tamam? Yani 5 bölü 0 bir orandır. Ama kesir falan değildir. Tanımsız bir ifadedir. Pekala. Orantıya bakalım. İki tane oran belirliyorsun. İki tane oranı belirledikten sonra A bölü B ve C bölü D diye bunları birbirine eşitlersen işte buna da biz orantı diyoruz. Hocam sadece iki tane mi? Hayır. 3 tane, 4 tane, 5 tane, 6 tane de sen oranı birbirine eşitlersen bunların hepsi de yine bir orantı belirtir bize. Peki bu orantının özellikleri nedir hocam? Şimdi A bölü B oranını C bölü D oranına eşitledikten sonra yani şu orantıda biz A ile D'nin çarpımının B ile C'nin çarpımına eşit olması gerektiğini biliyoruz. Bunu A bölü B eşittir C bölü D biçiminde yazdığınız zaman sevgili gençler şunlar içte kaldığı için içler diyoruz. Bunlar dışarıda kaldığı için de bunlara dışlar diyoruz. Ve işte o içler dışlar çarpımı dediğimiz mevzu var ya. İşte ismi buradan geliyor. İçler dışlar çarpımıyla biz bunların birbirine eşit olduğunu görebiliyoruz. A bölü B eşittir C bölü D. Eğer ki bu da bir K'ya eşitse biz burada K'ya orantı sabiti deriz sevgili gençler. Ve ayrı ayrı yani A bölü B de K'ya eşit. C bölü D de K'ya eşit olduğu için biz A bölü B'nin K'ya eşitliğinden K'yı atarsın bu tarafa. A eşittir B çarpı K dersin. C bölü D'nin de K'ya eşitliğinden C eşittir D çarpı K olarak sen bunları yazabilirsin. A bölü B, C bölü D'ye ve bu da yine bir orantı sabitine eşitken mesela iki tane sayı belirleyelim. 1 bölü 3'ün ben 3 bölü 9'a eşit olduğunu biliyorum. Doğru mu? Doğru. Peki şu 1 ile 3'ü toplayın bakalım 4. 3 ile 9'u toplayın 12. 4 bölü 12 de bu 1 bölü 3'e veya 3 bölü 9'a yine eşittir sevgili gençler. Yani orantı sabitimiz bozulmaz. Yine A bölü B, C bölü D'ye eşitken mesela 1 bölü 3 ile 3 bölü 9 birbirine eşit demiştik. Artık bunu kullanalım. Şimdi diyorum ki şu 1'i 5 ile çarpın. 3'ü de 5 ile çarpalım. 15. Daha sonrasında sevgili gençler 3'ü de 2 ile çarpalım mesela. 6. 9'u da 2 ile çarpalım. 18. 5 ile 6'yı toplarsanız 11. 15 ile 18'i toplarsanız 33. Bu yine en baştaki sayıya yani 1 bölü 3'e eşit olacaktır. Yani orantı sabitimize eşit olacaktır diyebiliriz. Eşitlik bozulmaz. Eğer sen orantıda oranların karelerini alırsan bu k kareye yani orantı sabitinin de karesine eşit olacaktır. O zaman küpünü alırsan küpüne 4. kuvvetini alırsan 4. kuvvetine eşit olacaktır. Ve sevgili gençler orantının içerisindeki oranları birbiriyle çarparsan bu da k'ydı bu da k'ydı. İkisini bir beraber çarparsan neye eşit olacaktır? K'nın karesine eşit olacaktır diyebiliriz. Şimdi bizim orantı çeşitlerimiz var. Kaç tane orantı çeşidimiz vardı? Aslında iki de üçüncüsü bunlardan doğmuş bir orantı çeşididir diyebiliriz. Doğru orantı. Şimdi doğru orantı da çok bilinen bir yanlışı ben size söyleyeyim sevgili gençler. Doğru orantı dendiği zaman şöyle biri artarken öteki de artıyorsa doğru orantılıdır. Hayır bu değil arkadaşlar. İki çokluktan birisi artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa veya biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa işte biz bu çoklukların oluşturduğu orantıya sevgili gençler doğru orantı diyoruz. Tamam? Aynı oranda olması bizim için mühim.
aynı oranda artıyor veya aynı oranda azalıyorsa, tabii ki bizim burada oran diye bahsettiğimiz şeyi biz burada grafiğini çizdiğimiz zaman buradaki açının tanjant olarak da konuşabiliriz. Bakın buraya k bölü 1. Buraya bakın 2k bölü 2. Buraya bakın 3k bölü 3. Yani bunların hepsi de k geliyor sevgili gençler. Doğal olarak biz buna doğru orantı diyoruz. Eğer x sayısıyla y sayısı doğru orantılıysa sen her zaman y bölü x'i k'ya eşitleyeceksin. Neden y bölü x'i biz k'ya eşit diyoruz? Çünkü bizim k dediğimiz şey bir sabitti sevgili gençler. Ve bu sabitin korunması için, değişmemesi için, adı üstünde sonuçta sabit, değişmemesi için sen burada k'yı ne kadar arttırıyorsan, hangi oranda arttırıyorsan x'i de o oranda arttırman ya da k'yı hangi oranda azaltıyorsan x'i de o oranda azaltman gerekir ki k bozulmaz. Şimdi ters orantımıza bakalım. Yine aynı cümleleri kuracağız. İki çokluktan birisi artarken diğeri de aynı oranda bu sefer azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda artıyorsa biz bu iki çokluğun belirttiği orantı çeşidine ters orantı diyoruz. Bu da sevgili gençler y ile x ters orantılıysa y çarpı x eşittir k biçiminde gösterebiliriz. Hatta sen burada y'yi yalnız bırakırsan k bölü x olacaktır. K bölü x dediğimiz tarzdaki fonksiyonların biliyorsun grafikleri de bu şekilde çıkıyordu. Yani 1 için k ise 2 için k bölü 2 olacak. Neden? 2 ile k bölü 2'yi çarparsan yine k gelir. Sen 3 ile k bölü 3'ü çarparsan yine k gelir. Bu yüzden grafiğimiz bu şekilde çıkmak zorunda. Evet sevgili gençler devam ediyoruz. Ha, bu arada yine şurada bunu da belirtelim. K sabit olduğundan sevgili gençler. Doğal olarak ben burada y'yi arttırdığım zaman x'i aynı oranda azaltmam gerekiyor ki k sabiti korunsun. Veya y'yi azaltıyorsam x'i aynı oranda arttırmam lazım ki k sabiti korunsun sevgili arkadaşlar. Şimdi geçelim bakalım sağ üst tarafa. Yine burada x çarpı y eşittir k ters orantılıdır dedik. X ile y ters orantılıdır. Bileşik orantımıza bakalım. Ne demiştik? Bunlardan doğan orantıya biz bileşik orantı diyoruz. İki veya daha çok orantıdan oluşan orantılara birleşik orantı diyoruz sevgili gençler. Z eşittir k çarpı x bölü y orantısında bakınız. K'yı burada yalnız bırakalım hadi. Y burada bölüm durumunda olduğu için karşıya çarpım olarak, x burada çarpım durumunda olduğu için karşıya bölüm olarak gidecektir ve k orantı sabitimiz yalnız kalacaktır. Burada z ile x'i böldüğüm için z ile x ters doğru orantılıdır diyeceğiz. Z ile y'yi çarptığımız için de z ile y ters orantılıdır diye bir cümle kurabiliriz. K yine orantı sabitimiz sevgili gençler. Bileşik orantı problemlerinin çözümünde de aşağıdaki bağıntı kullanılır. İşte birinci durumda yapılan işin, birinci durumda diğer verilerin çarpımı, ikinci durumda yapılan işin, ikinci durumdaki diğer verilerin çarpımına oranına daima ama daima eşittir diyeceğiz. Bu bize işçi problemlerinde güzel kolaylıklar sağlayacak arkadaşlar. Şimdi problem çeşitlerimizden sayı ve kesir problemleri sevgili gençler geçen videoda da söylemiştim. Kategorize etmek aslında doğru değil. Sen soruları çözerken aman bu sayı kesir problemiydi. Aman Allah'ım bu işçi problemi miydi? Ben işçi problemini yapamıyorum. İşte ben şu problemi yapamıyorum. Bunlardan anlamıyorum dersen zaten yapamayacaksın. Çok da fazla kasmaya gerek yok. Yapamazsın. Hocam nasıl kategorize etmeyeceğim? Yani hız problemiyle işçi problemi aynı mı? Birazdan aynı olduğunu ben sana anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir problem çözülürken bilinmeyenlere x ve y gibi değişkenler verilerek denklem bulunuyor sevgili gençler. İşte bir sayıya x dediniz. O sayının 2 fazlasına x artı 2, 3 eksiğine x eksi 3, 5 katına 5x, yarısına x bölü 2, 3'te 1'ine x bölü 3 şeklinde değerler yazacaksın denklemi oluşturabilmek adına. Bir sayının 2 katının bir fazlası işte 2 katının bir fazlası. Veya işte 2 eksiğinin 3 katı diyorsa önce 2'yi çıkaracaksın sonra 3 ile çarpacaksın. Bir sayının bir fazlasının 5 katının yarısı, bir fazlasının 5 katının yarısı sırasıyla yapıyorsun işte böyle karışık falan yapmıyorsun. Bir sayının 2 bölü 5'inin 3 fazlası. Önce o sayıyı 2 bölü 5 ile çarparsın sonra 3 fazlası dediği için de 3 eklersin. Bir sayının karesinin 5 fazlasından bahsediyoruz. Önce sayının karesini alıp 5 eklersin. Toplamları 15 olan iki sayı diyorsa da sen bunlardan bir tanesini x diğerini y seçip toplamları da 15'tir demek yerine bir sayı x ise diğeri de 15 eksi x'tir dersen senin çözümün daha kısa sürecektir ve daha kolay bir şekilde işlem yapmana
sebep olur sevgili gençler bu. Çünkü sen bunları topladığın zaman da eksi x ile artı x gittiği zaman bakın iki tane sayının toplamının 15 olduğunu görebilirsin. Yaş problemleri. Bu yaş problemine dikkat etmemiz gereken şey ilk şuna bakalım. İki kişinin yaşları farkı yıllara göre hiçbir zaman değişmez. Mesela sevgili gençler kardeşim doğduğunda böyle doğduğu zamanlar daha böyle yeni yeni yürümeye falan başladığı zaman aramızdaki yaş farkı 8'di. İnanır mısınız? Şimdi de 8. Yani hiç değişmedi. Kerata hep böyle peşimizden geliyor yani. 8 yaş geriden geliyor ama hiç aradaki farkı kapatmıyor, hiç açmıyor da böyle mesafesini koruyor yani. Allah uzun ömürler versin herkesin kardeşine, abisine, ablasına. N kişinin bugünkü yaşları toplamı Y ise diyelim. N kişinin T yıl sonra. Şimdi bu N kişi biri büyürken diğerleri de elleri armut toplamıyor. Tabii onlar da büyüyor sevgili gençler. Dolayısıyla N kişi T'şer yıl büyüdüğü için yaşları toplamı artık Y'nin üzerine N çarpı T kadar eklenecektir. N yıl, T yıl önce dersek de N çarpı T yıl geriye gitmemiz lazım. Toplam bu kadar yaş geriye gitmemiz lazım. Yaşları toplamı Y eksi N T olacaktır. N kişinin yaşlarının ortalaması A ise N kişinin yaşları toplamı N çarpı A'dır. Mesela şöyle düşün. İşte 3 tane arkadaş düşünün. Ben, bir de 2 tane daha kişi. Bu üçümüz sevgili gençler yaşlarımızın yaş ortalamamız varsayalım ki 25. Pekala. Ve 3 kişiyiz. Yaşlarımızın toplamını sen her birimizin yaşlarının ayrı ayrı bilmemene rağmen bunu 3 ile çarpıp hocam sizin 3 arkadaşınız, 2 arkadaşınızla beraber sizin yaşlarınızın toplamı 75'tir cümlesini kurabilirsin. Hareket problemleri. Az önce demiştim ya şimdi hocam işçi problemleriyle hareket problemleri de birbirine benzer mi? Yapmayın Allah aşkına diye. Şimdi benzettiğimizi göreceksiniz. Birim zamanda alınan yola hız diyoruz arkadaşlar ve burada bilmemiz gereken tek formül yol eşittir hız çarpı zaman. Yola x dersek, hıza v ve zamana da t dersek sevgili gençler aslına bakarsanız x eşittir v çarpı t diyebiliriz. Şimdi biz bu birim zamanda alınan yola hız diyoruz ya. Yani şu sevgili gençler buna hız demiştik. Şimdi işçi problemleri olarak düşünecek olursanız aslında biz bunu aracın hızı veya koşucunun atletin hızı veya bisikletlinin hızı veya vapurun trenin hızı yerine bir işçinin çalışma hızı olarak kabul edebilirsen. Burada dediğimiz T dediğimiz yani hareket süremiz. Buna da sevgili gençler işçinin çalışma süresi dersin. Hocam X ne? İşçinin yaptığı iş, çıkardığı iş. Burada da zaten aynı şey oluyor. Yani araç çalıştığı için ne kadar hızlı çalıştığına bağlı yapacağı işin hızı. Sevgili gençler T işte T kadar yol alıyor. T kadar iş yapıyor. Yaptığı iş ne? Yol gitmek. Yani aynı şey aslına bakarsanız. Hani biz bunu sadece kafamızda kurallaştırmışız. X eşittir VT. Bu ne formülü? Bu hız problemi formülü. Ben bu formülle işçi problemi de çözerim. Sıkıntı yok ki. Birazdan çözdüğümüzde göreceksiniz zaten. Şimdi aklında tutman gereken tek formül bu. Çünkü diğer formülleri yani V eşittir X bölü T, T eşittir X bölü V bunların hepsi de sevgili gençler zaten bir formülden çıkıyor çarparak bölerek. Ortalama hız formülü de toplam yolu toplam zamana bölüyorsunuz sevgili gençler. Toplam alınan yolu toplam geçirilen zamana böldüğünüz zaman o V ortalamayı buluyorsunuz. Şimdi iki araç birbirine doğru hareket ediyorlarsa karşılaşma zamanını nasıl bulursun? İşte aralarındaki mesafeyi başlangıçta aralarında olan mesafeyi hızlarının toplamına bölersin. Hızları niye toplarız? Mesela ben çok iyi hatırlıyorum böyle hızlı trene falan bindiğim zaman bir 252 kilometre bölü saat hız yapıyor hızlı trenler şu an. Yani en son bildiğimde böyleydi. Bazen bazı noktalarda sevgili gençler iki tren böyle karşılıklı gelirken yani birincisi birinci raydan ikincisi de ikinci raydan yan yana geçerken trenin uzunluğu da yaklaşık olarak 200-250 metre vardır. Şimdi o da 252 ile geliyor. Biz de 252 ile gidiyoruz. Birbirimize doğru geldiğimiz için hani bu 250 metre lik trenin yanından geçişini aynen şu şekilde hissediyorsun bak. Bu kadar. Yani yanından ne geçti, tren mi geçti, bir sarsıntı oldu ama ne olduğu hiç belli olmuyor ama tren geçiyor yanından. Çünkü 252 artı 252'den sevgili gençler toplam 504 kilometre bölü saat hızla geçiyormuş gibi görürsün. Sen o treni yanında sanki sen duruyormuşsun da o 504 de yanından geçmiş gibi görürsün. Peki İki araç farklı hızlarla A ve B'den aynı yönde hareket ederlerse eğer işte o zaman hızların farkı bulunur sevgili gençler. Şimdi hızlı olandan hızlı yavaş olanı çıkaracaksın. Bunu da şöyle düşünebilirsin. Mesela
Bilmiyorum ehliyetiniz var mı ama illaki var olanlar vardır, araba kullananlar vardır ama olmayanlar için mesela en basitinden babanızın yanında, annenizin yanında oturuyorsunuz veya bir büyüğünüzün yanında oturuyorsunuz sevgili gençler ve hız ibresine bakıyorsunuz. O sırada bu tarafa doğru 120 km bölü saat hızla siz hareket ediyorsunuz. Sonra bir tane araç da böyle yanınızdan yaklaştı, 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 sizin yanınıza kadar geldi. O da hızını 120 km bölü saat yaptı. Şimdi dışarıyla ilişkinizi keserseniz, yani dışarıda hareket eden yolu görmezseniz, aslında siz hareket ediyorsunuz da yol hareket ediyormuş gibi oluyor. Hareket eden yolu görmezseniz sol tarafınıza şöyle baktığınız zaman sevgili gençler, o araba sizle beraber sanki duruyormuş gibi görünür. Çünkü aynı yöne doğru hareket ediyorsunuz. Fizik bilen arkadaşlar beni çok 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 daha rahat anlıyorlar şu an. Devam. V2 aracının hızı V1 aracının hızından daha yüksekse ben bu A aracının B aracını nerede yakaladığını bulmaya çalışıyorsam eğer, burada gördüğüm aradaki farkı, yani AB'yi sevgili gençler hızlarının farkına bölersek kaç saniye, kaç dakika, kaç saat sonra yakaladığını buluruz. Artık o soruda verilen birim zamana göre değişebilir. Peki bir nehirde hareket ediyorsak, yani bir tekneyle, bir vapurla, bir salla, bir kayıkla sevgili gençler, buna motorun hızı VM diyelim, buna da akıntının hızı VA diyelim. Eğer ikisi aynı yöne doğru hareket ediyorsa, yani akıntının yönüyle motorun aldığı motorun yönü aynıysa, hareket yönü aynıysa, biz tabii hangisi de daha hızlı gideriz? Tabii ki akıntıyla beraber daha hızlı gideriz sevgili gençler. O halde ben buradaki AB yolunu hızlar toplamı çarpı birim zaman olarak değerlendiririm. Eğer ki zıt yönde hareket ediyorlarsa tabii daha güç olduğu için hareket, motorun hızından akıntının hızını çıkarırsınız, T ile çarparsınız ve AB'yi eşitlersiniz. Tabii ki burada ikisi de AB olduğu için sevgili gençler, bu büyük, bu da küçük olduğunda, o halde bu küçük, bu daha büyük olacaktır diyebiliriz. Ona da dikkat ediyorsunuz. Dairesel bir pistte hareket ediyorsa eğer hareketlilerimiz, şu tarafa doğru olan hareketler sevgili gençler, aslında gördüğünüz gibi bu tarafa, bu tarafa gelecek. Yani birbirlerine doğru hareket ettikleri için hızları toplama alınır, kabul edilir. Burada aynı yönde hareket olduğu için de hızların farkı alınır sevgili gençler, işlemler yapılırken aklınızda bulunsun. Pekala. Yine pistin çevresini hızlar toplamına böleriz ilk şekilde. Burada da pistin çevresini ikinci şekil için konuşuyoruz. Hızlar farkına bölersiniz. Tabi burada V2, V1'den daha büyük olmak zorunda. Tüneldeki hareket için ne söyleyeceğiz? Şimdi sevgili gençler, burada gördüğünüz üzere trenin uç kısmı var ve uç kısmı şurası. Tünele girdiği yer burası. Tünelden tam olarak çıkabilmesi için trenin kuyruğunun son kısmının bu şekilde tüneli terk etmesi gerekiyor. Şimdi burada az önce trenin uç noktası şu yeşille gösterdiğim noktadaydı. Şimdi nerede sevgili gençler? Tam olarak işte şurada. Peki bu tren ne kadar yol aldı? Tünelin boyu artı kendi boyu kadar yol almış oldu. Yani ben trenin boyuna x, tünelin boyuna y dersem toplam aldığı yol x artı y'dir. Yani tünel artı kendinin aldığı yoldur. Ben bunu trenin hızına bölecek olursam tünelden çıkış zamanını hesaplayabilirim. Kar ve zarar problemleri. Alış fiyatı tüccarın bir malın birimine ödediği paraya diyoruz arkadaşlar. Yani bize satmak için satıcının aldığı, toptancıdan aldığı ürünlerin fiyatına biz alış fiyatı diyoruz. Maliyet fiyatı ise alış fiyatına mal tüccara ulaşıncaya kadar masrafların eklenmesiyle oluşan fiyattır. Yani toplam mal ettiği fiyattır. Yani mesela şöyle girdiğiniz işte böyle alışveriş siteleri var ya, oradan alışveriş yaptınız. İşte bu alış fiyatı diyelim buna, varsayalım ki 39,90 aldınız. Ve tabii sistem bu şekilde işliyor. Şimdi çok merak edenlere gelsin bu da. Bu 39,90'ı hiç anlamıyorum hocam, 40 yazsalar ya diye söylüyorsunuz. Sonra bunu sepete ekle dediniz. Sepete ekle dedikten sonra orada bir tane uyarı çıkıyor. Diyor ki sepetinize 10 kuruşluk daha bir şey eklerseniz diyor, kargo diyor bedavaya girecek diyor. Hadi ya, oradan 40 lira yazsaydı bedava olacaktı ama 39,90 yazdığı için seni bir şey daha almaya teşvik ediyor aslına bakarsanız. Neyse, biz bu muhabbetleri geçelim. Biraz sosyolojiye giriyor. Şimdi 39,90 sevgili gençler, siz bu ürünü aldınız. Bunun alış fiyatınız nedir? 39,90. Ama bir de ne var? Kargo bedeli var. Ne kadar? 9,90. O da 90'lı bak. 9,90'da sevgili gençler kargo bedeli var. Aslında sizin bu ürünü alış fiyatınız 39,90 ama maliyet fiyatınız 39,90 artı 9,90'dır sevgili gençler.
İkisinin toplamıdır sizin bu ürünün mal ediş fiyatınız. Satış fiyatı tüccarın malın bir birimini sattığı etiket fiyatıdır diyoruz. Kar bir malın maliyet fiyatının üzerindeki satıştan maliyet fiyatının üzerindeki satıştan maliyet fiyatının maliyet fiyatının üzerindeki bir satıştan. Tamam. Yazdığımızı okuyamadık ya da. Maliyet fiyatının çıkarılması oluşan farktır. Yani sevgili gençler, satış fiyatı maliyetten fazlası karın vardır diyor. Zarar nasıl oluşur? Satış fiyatı maliyet fiyatından daha azdır. Şimdi sen bunu 39.90'a aldın. E bu 9.90'da kargo parası ödedin. Toplamda senin buraya vereceğin para 59.80'dir. Doğru mu? Doğru. E sen şimdi gittin, bu üstüne gelmedi. Dedin ki aman işte iadeyle falan uğraşamayacağım. Bir arkadaşına gittin, bunu 55 liraya sattın. Ne kadar zararın var? İşte 4 lira 80 kuruş zararın var. İşte ona zarar diyoruz. Ama gittin dedin ki ben bunu 59.80'e aldım. E ben bunu 100 liraya okuturum ya. Koydum böyle ikinci el sitelerine, Letgo'ya falan. Oradan sattığın 100 liraya karın var. İndirim ya da bir diğer ismiyle iskonto. Bu indirim kelimesini genelde bütün mağazalarda duyuyorum. İskontoyu tek bir mağazada söyledim. Tek bir mağazada gördüm. O ismini vermeyeceğim. Ankara'da bir market sevgili gençler. Bayağı marketler zinciri. İndirim yazmıyorlar. Hep iskonto yazıyorlar. İlk defa küçükken, çok küçükken görmüştüm. Acaba bu iskonto nedir falan diye düşünmüştüm. Bulamamıştım ama sonradan keşfettim. Bir malın etiket fiyatından daha düşük bir fiyata satılmasıdır. Yani indirim yapılmasıdır. 50 lira ama satışla işler kesat. Yok yani böyle, ne yapacağım? Sonra diyor ki ulan diyor, satış pazarlaması stratejisi geliştirdim kendime. Zaten ben bu ürünü diyor 5 liraya alıyorum, 50 liraya satıyorum diyor. O zaman diyor 25 liraya satsam da diyor kar edeceğim. Ondan sonra bir pankartı söylüyor ki gel vatandaş diyor, her şey yarı fiyatına. Tabii milleti kandırıyor. Cepleri para doluyor ama yine de kar ediyorlar. Onda sıkıntı olmuyor. Satış fiyatı maliyet artı kardır. Satış fiyatını ya da maliyet fiyatı eksi zarardır sevgili gençler. Şimdi işçi problemleri hız problemlerinin aynısı diyormuşum. Bir kişi bir işi x günde yapıyorsa bir günde yapılan iş 1 bölü x'tir sevgili gençler. Başka bir kişi aynı işi y günde yapıyorsa bir günde yaptığı iş 1 bölü y'dir. Peki beraber çalışırlarsa bunlar böyle arkadaş arkadaş, o zaman 1 bölü x ile 1 bölü y'yi toplarsın ki bir günde yapılan işi bulursun. İkisi birlikte işin tamamını t günde bitirirse eğer 1 bölü x artı 1 bölü y, yani az önce elde ettiğin bir günde yaptığı işi sen 1 bölü t'ye eşitleyeceksin. Bu bağıntı geçerli olacak. Arkadaşlar geçiyoruz sorularımıza. Yaklaşık olarak 32 tane soru çözeceğiz şimdi seninle beraber. Hazırsanız ve videoyu beğenip bu kanala da abone olduysanız hadi gelin sorularımızı çözelim. Evet gençler, şekillerde üst üste konulan matematik ve geometri kitaplarının birer adetlerinin kalınlıkları sırasıyla x ve y'ymiş. Ve şimdi bu x x x ise ne olacak? 3x olacak burası. Yani h1 dediğimiz şey 3x'miş. Geometri de y'ymiş sevgili gençler. Ben bunlara da y, y, y ve y dersem h2 dediğimiz şeyin de 4y olması gerektiğini bulabiliriz. Diyor ki h1'in h2 oranı 2 bölü 3'tür. O zaman bu h1 dediğimiz şey 3x'di zaten. H2 dediğimiz şey de 4y'ydi. Demek ki 2 bölü 3, 3x bölü 4y'yi eşitmiş. E yapalım içler dışlar. Ne gelir? 8 tane y eşittir, 9 tane x gelir. Bize x bölü y oranı sorulmuştu. Y'yi bu tarafa atarsın, 9'u da diğer tarafa atarsın. X bölü y 8 bölü 9 olur. Yani cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Geçtim 2'ye. Şimdi benim bu tarz soruları seviyorum. Neden? Çünkü sevgili gençler, tam olarak TYT sınavının veya Milli Savunma Üniversitesi sınavının ilk sorusudur kendileri. Yani bu şekilde soru sormayı sever ÖSYM. Bir de sevgili gençler, kolay gibi görünmesine rağmen bazı ufak püf noktaları vardır. Sınav stresi heyecanıyla da o ufak püf noktasını çözemezsen, yapamazsan ilk soruyu boş bırakmanın telaşıyla sonra böyle boşlar yanlışlar takır takır devam etmeye başlar. Dolayısıyla senden yapmanı istediğim şey bu problemlerden önce olan hani o ilk 12 sorular var ya, o ilk 12 soruyu güzel bir şekilde halletmen. Biraz reklam gibi oldu ama ilk 12 TYT soru kampımız da var sevgili gençler. Yaklaşık olarak 8 tane videodan oluşuyor, yani toplam 96 tane falan soru. Onları da çözmende fayda var, ben sana söyleyeyim. Çünkü ciddi manada TYT'de
İlk 12 soru içerisinde tutturulabilecek sorular var. Haberiniz olsun. Gerçekten güzel ve şık sorular. Unutmazsam şuraya yukarı etiket bırakmayı unutmazsam eğer oraya tıklayarak sevgili gençler ulaşabilirsiniz. Bakalım şimdi sorumuza. Cenk bir paket fındığı 3 tane tabağa eşit olarak bölüştürmüş. Şu an bütün tabaklarda eşit miktarda fındık var gibi düşünelim. İlk tabaktan 1 avuç, ikinci tabaktan 2 avuç, üçüncü tabaktan da 3 avuç fındık yedikten sonra fındık yeme işlemini sonlandırmış. Ve Cenk her bir avuçta aynı miktarda, aynı sayıda fındık yemiş sevgili gençler. Tamam. Tabaklardan birinde fındık kalmamış. Şimdi mantıklı düşünelim. Hangi tabakta fındık kalmaz? En çok hangi tabaktan yediyse onda kalmama ihtimali var, değil mi? En çok 3 avuç bundan yemiş ve fındık kalmadıysa demek ki bu tabakta 3 avuçluk bir fındık var. Ve bu tabakta da 3 avuçluk bir fındık var. Burada da öyle 3 avuçluk bir fındık var. O halde sevgili gençler diyor ki tabaklardan birinde fındık kalmadığına göre Cenk bir paket fındığı kaç avuçta yer? Gördünüz 3, 3, 3 toplam 9 avuçta hepsini yiyebilir sevgili gençler. Geçiyorum bir diğer soruma. Şöyle soruyu da yaklaştıralım. Diyor ki aşağıda bir aracın yakıt göstergesi bize verilmiş. Yakıt göstergesi yarım daire şeklinde olup 8 tane eş parçaya da bölünmüş. Buna göre şekilde kırmızı renkli ibrenin gösterdiği kesrin en sade hali sorulmuş bize. Şimdi mantıklı düşünelim. Bu aracın deposu şu an 1 bölü 2'sinden fazlası, tamamından da azı dolu. Ve bir şeye dikkat ettiyseniz şunların hepsi birbirine eşitse 1 bölü 2 ile 1'in tam arasında. Vallahi aritmetik ortalamasıdır deyip yapabilirsiniz bunu. Yani gidip 1 bölü 2 ile 1'i toplarsanız 2'ye bölersiniz sevgili gençler. Üst taraf 3 bölü 2'dir. Bir de bunu 2'ye bölerseniz cevabını bulursunuz. 3 bölü 4 gelir. Ya da şöyle de yapabilirsin. Hocam işte burası 0, burası 1 ise yani tamamı bunun 8 eşit parçaya bölündüğüne göre her bir parça 1 bölü 8 birim uzunluğundadır. 1 bölü 2'nin üzerine ben 2 tane 1 bölü 8 eklerim. Bu da 1 artı 1 bölü 4 yapar. Bunlar da sevgili gençler 1 bölü 2'nin üzerine ekliyoruz. Üzgünüm. 1 bölü 2'nin üzerine eklersek şurayı 2 ile genişletin. Ne gelir? 2 artı 1 bölü 4'ten 3 bölü 4 gelir. Gene cevabı bulursunuz. Yani istediğiniz biçimde yapabilirsiniz. Arkadaşlar cevabımız Ceyhan'dı. Bir şirket çalışanına haftada 600 liralık satış yapması durumunda 120 lira prim veriyor ve haftada 1200 liralık satış yapması durumunda da 200 lira prim alacağı ifade ediliyor. İlk hafta sonunda çalışan 990 liralık satış yapmış ve şirket çalışanına başarısıyla orantılı olarak prim verdiğine göre çalışan kaç lira prim almıştır? Şimdi ne diyor bakın? Orantılı veriyor diyor. Pekala, şimdi biz o zaman 600 liralık satış yaptığı durumda 120 lira prim veriyor ya. Mesela sattığı miktar sevgili gençler ben ona X diyeyim. Sattığı miktar 600 liradan küçük veya eşitse 120 lira prim veriyor. Ama şöyle bir durum var. 600 lira yaptığı zaman 120 liralık prim alıyor ama 600'den küçükse yine bununla orantılı olacak şekilde. Yani mesela yarısı kadar 300 liralık satış yaptıysa 60 lira alacak. Tamam? Çünkü orantılı diyor. Bu bir. İkincisi diyor ki eğer 1200 liralık satış yaparsa da diyor 200 lira prim vereceğim diyor. Ama bu ilk 600 liralık içerisindeki dahil değil. Yani orada bir 120 lirasını alıyor. Gelene kadarı kalmıştı zaten 80 lira. Demek ki 600 lirayla 1200 lira arasında satış yaptığı zaman da bunun da primini sevgili gençler 80 lira üzerinden hesaplayıp veriyor. O şekilde orantılı düşünüyor. Şimdi ne kadar yapmış? 990 liralık. Peki şirket çalışanına ne kadar prim verir diye düşünüyoruz şimdi. 600'e kadar olan satış zaten 120 lirayı cebe cukkalamış. Onda sıkıntı yok. 120 liramız cepte. Primimizi aldık. Onu hak ettik. Geriye ne kadar bir satışımız kaldı? 390 lira. Çünkü 600 liralığı çıkardık. Geriye 390'ımız kaldı. Diyorum ki ben buradaki fark kaç? 600 lira. Yani burada çalıştığımız 600 lira için 80 lira prim alıyoruz. Peki 390 lira için ne kadar prim alırdık? Bunu düşünelim. İşler dışlar çarpımı yapabiliriz. 390'ı 80 ile çarpacağız. Ve 600'e böleceğiz arkadaşlar. Hadi yapalım bunu. Biraz renk değiştirelim. Bakın 0, 0, 0 ve 0 gider. 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 13. 2'ye böldüm 2'ye böldüm 4. 4 kere 13 de kaç yapar? 52 yapar arkadaşlar. Şimdi 120 lira az önce cukkalamıştık cebe. 52 lira şimdi cukkaladık. Ne kadar toplamda? 172 lira primimizi aldık. Hayırlı uğurlu olsun. 990 liralık çalıştık. Fazladan 172 liramız daha oldu.
diyebiliriz. Prim mevzusu güzel ya. Devam. Aşağıda dilimleri sarı, kırmızı, yeşil, pembe, mavi, kahverengi boyanmış. Kahverengi renge boyanmış bir daire görseli verilmiş bize. Aynı renge sahip her bir dilimin içine belli bir kurala göre 3 tane sayı yazılacak. Buna göre sayı yazma işlemi tamamlandığında hangi renkteki dilime yazılan sayılar dışarıdan içeri doğru sırasıyla 20, 8 ve 5 ile ters orantılıdır. Bak şimdi 20 ile 8 ile 5 ile ters orantılı olan bir sayıyı bulalım önce biz. Bunları bulurken de öyle hani şey demeyeceksiniz işte k bölü 20 işte 20k 8k 5k k bölü 20 8 bölü k falan böyle şeyler yazmayın. 20, 8 ve 5'in ortak katını düşünün hemen. Yani çat diye çıkıyor zaten 40. Ben bunu neyle çarparsam 40 olur? 2 ile. Bunu neyle çarparsam 40 olur? 5 ile. Bunu neyle çarparsam? Bunu da 8 ile. Demek ki benim bu sayılarım yani 20, 8 ve 5 ile ters orantılı olan sayılar aslında bakarsanız 2, 5 ve 8 de doğru orantılıymış. 10 numara oldu bak. Doğru orantıyla çalışmak her zaman daha basit. Çünkü artarken diğeri de aynı oranda arttığı için veya azalırken diğeri de aynı oranda azaldığı için daha basittir. Şimdi ben dışarıdan içeri doğru 2'nin, 5'in ve 8'in katını arıyorum aslına bakarsanız. Burada böyle bir sayı yok ama bunların katı olabilir sevgili gençler. Mesela 2 katına bakın bunun. K gördüğünüz yere 2 yazın. 4, 10, 16. Dışarıdan içeri doğru 4, 10. Ve buraya da 16 var. Şimdi 12'den sonra demek ki biz buraya şuraya 13 yazacaktık zaten. Buraya 14, buraya 15. Bakın buraya zaten 16 geliyor. Burası 17, burası da 18. Demek ki bizim o sayılarımız neredeymiş? Sarı bölgenin içerisindeymiş. O halde cevabımız da ne olacak? Tabii ki Bursa seçeneği olacak deriz gönül rahatlığıyla. Geçtim. Bana diyor ki Ayşe ve Neşe 500 lirayı 2'ye 3 oranında paylaşacaklar. Ayşe bu paylaşımdan daha az miktarda para alacağına göre Ayşe'nin ne kadar alacağını hesaplamak için aşağıdaki denklemlerden hangisi çözülmeli diye soruluyor. Şimdi ne olursa olsun zaten sen kafadan direkt hesapladın. Para hesabı olunca biliyorum hepimizin kafası bir ayrı çalışıyor, güzel çalışıyor. 500 liraysa bu 200 lirasını Ayşe alacak, 300 lirasını da Neşe alacak, doğru mu? Heh, 200 yazdık, buraya 300 yazacağız. Neşe zaten yazıyordu. Heh. Şimdi o zaman şöyle düşünelim. Ayşe bu paranın toplamda 2 bölü 5'ini alıyor. Yani Ayşe'nin alacağı tutara ben x dersem aslında 500'ün 2 bölü 5'ini hesaplamak istiyorum. Işıklarımıza baktığımız zaman bir tarafta hep 500 var. Gelin o zaman 500'ü biz de yalnız bırakalım. Bakın burada 5 hangi durumda? Bölüm durumunda. Ben bunu alırım buraya çarpım olarak atarım. 2 de burada çarpım durumundaydı. Onu da bölü olarak atarız. Böylelikle sevgili gençler 5x bölü 2'nin 500'e eşit olması gerekiyor deriz. Cevabımız da Edirne seçeneği de verilmiştir sevgili arkadaşlarım. Evet gençler geçtik bir diğer sorumuza. Yapı malzemesi satan bir şirketin kamyonuna 60 torba çimento yazalım. 60 torba çimentodan bahsediyoruz. 90 torba kireç, 90 tane kir yazalım. 120 torba da kum. 120 kum yazalım. Pekala, yüklendiğinde maksimum yük seviyesine ulaşıyor. Yani ya bu ya bu ya bu. Şimdi o zaman bunların hepsinde yükleri birbirine eşit diyebiliriz. O halde şöyle diyelim mi? 60, 90 ve 120'nin ortak katı nedir? 360'tır. Yani ben bunun o zaman kilosunun diyelim ya yani bir tane torba 6K ağırlığında diyelim. Bu 4K ağırlığında olur. Bu da 3K ağırlığında olur. Böylelikle her birini çarptığımız zaman 360K. Demek ki kamyonumuzun kapasitesi de 360K'lık bir kamyonmuş sevgili gençler. Böyle kamyonumuza çizebiliriz. Tamam. Çok saçma tekerler oldu ama sıkıntı yok. Tekerlerin hepsi yan yana durmuyor sonuçta değil mi? Devam. Diyor ki şirkete gelen bir sipariş üzerine kamyona 15 torba çimento, 30 torba kireç ve x torba kum yüklenmiştir. 15 torba çimento yükleniyor. O zaman ben 15'i 6K ile çarparım. Sonra 30 torbada kireç yüklenmiş. O zaman 30'da 4K ile çarpacağız. X torba o zaman x'i de 3K ile çarpacağım. Ve toplamı bunların 360K yapacak. X en çok kaçtır dediği için toplam 360 yapacak dedik sevgili gençler. Haberiniz olsun. Yoksa x daha da az olabilir. Şimdi 15 kere 6K burası 90K yapar.
30 kere 4K'da 120K yapar. Şu ikisinin toplamı bize 210K'yı veriyor zaten. O 210K'yı karşıya atarsak ne gelir? 3XK eşittir 360K'dan 210K'yı çıkaracağız. 150K kalacak. Şimdi burada X nedir sevgili gençler? Tabii ki 50'dir. 50 ile 3K'yı çarparsanız 150K bulursunuz. X'in bu da maksimum seviyesidir arkadaşlar bu arada. Cevabımız Denizli seçeneği olur. Yani bir tane bile torbaya daha yer kalmayacak şekilde arabayı tıka basa doldurduk ki X maksimum çıksın. Devam diyor ki Cezmi diye bir vatandaşımız var. Bilgisayarındaki bir programı sevgili gençler etkinleştirmek için şifre koyuyor. Sonra her zaman olduğu gibi Türk milletinin genel hastalığıdır bu biliyorsunuz. Şifreyi unutuyoruz. Programı etkinleştirmek isteyen bir kişi yanlış bir şifre girdiğinde yeni bir şifre bak soruyu bölüyorum. Bir de şöyle bir muhabbet olur ha bilirsiniz. Ben mesela bir banka hesabımın işte telefon uygulamasının şifresini unuturum. Girerim yanlış, girerim yanlış. 3 kere girerim, 5 kere girerim, 10 kere girerim yanlış. Yeter ulan deyip şifremi unuttum kısmına basıp artık şifre alırım. Artık oraya bir sürü şifreler, şunlar bunlar, kredi kartınızın son 4 hanesi, yok işte annenizin kızlık soy isminin 3. ve 4. harfi şudur budur falan filan bir sürü bilgi giriyorum falan. Ondan sonra da bana diyor ki tamam diyor yeni şifre oluşturma linkini gönderdik basıp yeni şifre oluştur diye açıyorum. Şu şifre olsun istiyorum ve bana diyor ki şifreniz son şifrenizle aynı olamaz. Yani bu efsane derecede yıkım olan bir olay. Yani nasıl oluyor? Yeni koymayı düşündüğüm şifre hatırlamadığım şifreyle nasıl aynı oluyor? Orasına akıl sır erdiremiyorum. Bu bir defa olsa, iki defa olsa, üç defa olsa neyse. Bu hep bu şekilde oluyor. Yani bu artık bir Murphy kanunları diye bir şey var değil mi? Murphy kanunu diyebiliriz artık buna. Çünkü çoğumuzun başına geliyor. Sosyal medyada falan da gördüm. Evet. Cezmi'ye bakalım. Bilgisayarındaki bir programı etkinleştirmek için şifre koymuş. Programı etkinleştirmek isteyen bir kişi yanlış bir şifre girdiğinde yeni şifre girmek için de hani bilgisayar acaba bu hacker mı maker mı diye bir önlem almış. Ve diyor ki biraz bekle diyor ondan sonra gir ikinci şifreyi diyor. Ama biraz beklemen lazım. Yeni şifre girmek için ekranda bir bekleme süresi oluşuyor. Her yanlış şifre girişinden sonra yeni bir şifre girmek için oluşan bekleme süresi bir önceki bekleme süresinin iki katına çıkıyor sevgili gençler. Güzel. Her defasında şifreye giriş süresi sabit olup 15 saniyedir. Yani her bir şifreyi 15'er saniyede girebiliyormuşuz. Bilgisayardaki programı etkinleştirmek için belirlediği şifreyi hatırlayamayan Cezmi, dördüncü kez şifreye girdiğinde programı etkinleştirebilmiş. Cezmi'nin bu işlemi 221 saniye sürdüğüne göre Cezmi ikinci kez yanlış şifre girdiğinde kaç saniye beklemiştir diye soruluyor. Şimdi birinci denemesinde açamıyor, ikinci denemesinde açamıyor, üçüncü denemesinde açamıyor, dördüncü denemesinde başarılı. Her bir şifreyi girmesi 15 saniye sürüyorsa buralara 15 yazalım. Her birini 15 saniyede giriyor. Doğruyu da 15 saniyede giriyor, yanlış da 15 saniyede giriyor. Ve iki şifre arasında mesela bunu yanlış girdi bekleme süresi T. İkinci şifreyi yanlış girdikten sonra bekleme süresi 2T ki bize zaten 2T soruluyor sevgili gençler. Onu da kenara iliştirelim şöyle. Üçüncü şifreyi girdikten sonraki bekleme süresi 4T'dir. Bir öncekinin iki katı demiştik. Ve bu işlem toplamda sevgili gençler ne kadar sürmüş? 221 saniye sürmüş. 15, 15, 15, 15, 60 yapar. 60'ın üzerine T artı 2T artı 4T derseniz bu da sevgili gençler kaç yapar? 7T yapar. Eklediğimiz zaman 221 yapıyormuş. O halde 7T eşittir. Bunu karşıya atarsanız 161 gelecektir. Buradan T 16'nın içinde 2 defa, 21'in içinde 3 defa dersiniz. T 23 olur. Bizden ne soruluyor demiştik sevgili gençler? 2T. 2 çarpı 23'ten cevabınız 46 gelecektir. Güzel soruydu. Geçtim bir sonraki soruma. Diyor ki su dolu bir kabın ağırlığı 2x gram ve kabın içindeki suyun 1 bölü 5'i dökülürse ağırlığı y gram gelmektedir. Şimdi bu tarz sorularda eğer yapamıyorum diyen varsa bak gene çember çiziyorum ben. Elim hep ona gidiyor. Şöyle bir kap düşünelim sevgili gençler. Ve bu kabımızı 1 bölü 5'inden bahsedildiğine göre ben bu kabı sanki böyle 5 tane ölçeği varmış gibi çizeyim. Hatta o ölçekleri de şu şekilde yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ve şöyle yapalım. Tamam. Bunların hepsi eşit aralıkmış gibi düşünelim. Gelin bu hep eşit aralıkların hepsine de B
gram diyelim. Şöyle 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 B gram diyelim. Kabın bir de ağırlığı olacak. O kabın ağırlığı da sevgili gençler A gram diyelim. Tamam. Şu an elimizde 5B artı A gram kap artı sıvımız var ki bunun toplamı 2x'e tekabül ediyormuş. Ve ben bu 2x'in içerisinden kabın içindeki suyun 1 bölü 5'ini yani şurayı döküyorum. Burayı döktükten sonra ne kadar kalıyor? 4b'si kalıyor. Ne kadar eksiliyor? B kadar. Şimdi 2x eksi b neye eşit oluyormuş sevgili gençler? Y'ye eşit oluyormuş. Diyor ki boş kabın ağırlığı nedir? Şimdi arkadaşlar 2x eksi b'nin ben y olduğunu biliyorum artık. Onu buldum. Peki boş kabın ağırlığı olan bize a soruluyor. Artık şunu da biliyor muyum ben? Bu 2x dediğim şey aslına bakarsanız 5b artı a idi. Doğru mu? Hatta ve hatta bunu şu şekilde yapabiliriz. Bakın, bakın şu şekilde yapabiliriz. Daha güzel olur. Gelin buradaki b'yi bulalım. Daha garanti olacaktır. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atarsanız 2x'ten y'yi çıkardığınız takdirde b'yi bulmuş olursunuz. Bu bir. Şöyle işaretleyelim orayı. Şimdi boş kabın ağırlığı isteniyor ya benden. Ben 2x'ten 5 tane b'yi çıkarırsam sadece boş kabın ağırlığını bulurum. Peki ben bu b'yi acaba x ve y türünden yazabilir miyim? Yazarım. Bakın işte burada bulmuştuk. O halde 2x'ten 2x eksi y'yi çıkaracak olursanız boş kabın ağırlığını bulursunuz. Ama 5 tanesini tabii onu yazmayı unuttuk. Bu da 2x eksi içeri dağıtın 10x artı 5y eşittir a yapacaktır. Ve sevgili gençler bu da tabii 5y eksi 8x gelir eşittir a. Bu da boş kap. Şıklarda var mı böyle bir şey? 5y eksi 8x var. Cevabımız Bursa seçeneği olur diyebiliriz. Geçiyorum bir diğer soruma. Bir alışveriş merkezinin iki katlı otoparkının kapasitesiyle ilgili aşağıdakiler biliniyor. Birinci kat eşit kapasiteli A1, A2, A3 bölümlerinden oluşmakta. İkinci katta eşit kapasiteli B1, B2, B3, B4, B5 bölümlerinden oluşmakta. Mesela A bölümüyle B bölümünün anladığım kadarıyla kapasitesi farklı. Bu otoparkta A1 bölümünün kapasitesi tüm otoparkın kapasitesinin 1 bölü 12'sine eşitmiş. Şimdi ben o zaman şöyle diyeyim. Bir otopark düşünelim. Toplam kapasite 12K olsun. Şimdi A1 bölümünün kapasitesi 1 bölü 12 ise demek ki A1 bölümünün kapasitesi K'dır. Çünkü 12K'nın 1 bölü 12'si K'dır. Bunların hepsi birbirine eşit olduğunu söylemişti soru bize. Bunların hepsi 3K o zaman toplamda. Alışveriş merkezinin otoparkı sevgili gençler 12K'ydı. 3K'sı birinci kat yiyormuş zaten. Geriye ne kaldı? 9K. Bu da ikinci kattakiler için. İkinci katta kaç tane bölüm var? 5 tane. O zaman ben bunların herhangi bir tanesinin kapasitesini bulabilmek adına o 9K'yı ben neye böleceğim? 5'e böleceğim. Şimdi bu ikinci kattaki bir bölmenin kapasitesi. Birinci kattaki bir bölmenin kapasitesinin kaç katıdır diyor. Bunu K'ya böl demiş. Çünkü birinci kattakilerin hepsinin kapasitesi K'ydı. Burada sadece K'ları götürsem yetecek. Cevap 9 bölü 5. Ama bunu ondalık biçimde yazmamız istenmiş. 90'ı 5'e bölersen 18 gelir. O halde cevabımız 1,8'dir diyebiliriz. Yani cevap Denizli seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlarım. Evet arkadaşlar şuradan bir su içelim. Kusura bakmayın. Diyor ki bir telefon şirketi müşterilerine arama ücretleri için iki teklif sunmuş. Turuncu ve mavi teklif var sevgili gençler. Şimdi turuncu teklifte 143 lira sabit bir ücret ödeniyor. Mavi teklifte de 80 lira bir ücret ödeniyor sabit. Turuncu teklifi sunduğu şunlar. Aylık 300 dakika veririm ben sana diyor. Bu 143 liranın içerisinde 300 dakika konuşabilirsin. Amma ve lakin diyor. 300 dakika yaşarsan diyor. O zaman diyor ben sana 40 kuruş 40 kuruş giydiririm kardeşim diyor. 80 lira sabit ücreti olan tarife diyor ki 100 dakika konuşursun diyor. Bu 100 dakika için 80 lira alırım ben senden. Ama diyor 100 dakikayı velev ki açsın. O zaman diyor ben sana diyor yanındaki gibi insaflı davranmam diyor. 90 kuruş 90 kuruş giydiririm diyor. Mahsun turuncu teklifi seçmiş. Mahsun Hoca burayı seçmiş. İbrahim Hoca da nereyi seçmiş? Mavi teklifi seçiyor. Ve İbrahim Mahsun'a demiş ki bir ayın sonunda ben demiş X dakika konuştum ve senin ödediğinden daha fazla ücret ödedim demiş. X bir tam sayı olduğuna göre X en az kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyelim. İbrahim ne kadar konuşmuş X dakika?
Güzel. Bunun ilk 100 dakikası için zaten sabit olan bir 80 lirasını ödemişti. Doğru mu? Artı geri kalan dakikalar için de 90 kuruş ödüyordu. 90 kuruşu 0,9 TL diye yazalım. Yani 9 bölü 10 lira diye düşünebiliriz bunu. 9 bölü 10 çarpı. Şimdi parantez açtım. Niye x yazmayacağım oraya? Çünkü x'ten 100'ü çıkaracağım. Bunu yazacağım. Niye x'ten 100'ü çıkardım? Çünkü zaten ilk 100 dakika için o 80 lira ödemiştik. Geri kalanlar için 90 kuruş ödeyeceğiz. Ve bu sevgili gençler 143 liradan daha fazla olmasını istersek eğer x'in en az değerini bulmuş olur, bulabilmiş oluruz. Şimdi hocam 143'ten fazla diyorsunuz. Tamam eyvallah ama biz niye 143 olarak aldık bunu? Belki Mahsun 500 lira ödedi. Arkadaşlar x'in en az değerini soruyor. Yani Mahsun hoca 500 lira ödediyse İbrahim'in bayağı bir fazla konuşması lazım. Anlaştık mı? Şimdi o halde biz burayı şöyle yapalım. Bu rengi bir daha değiştireyim ben size. Turuncu alalım bu sefer de. 80'i karşıya bir fırlatalım. 9 bölü 10 çarpı x eksi 100 büyüktür. 80'i karşıya atarsam ben ne gelir sevgili gençler? 63 gelecektir. Daha sonrasında şu 10'u da karşıya fırlatırsam 630 yapar burası. İçeri dağıtalım şurayı. Hatta içeri dağıtmadan önce 9'a böldüm. 9'a böldüm. Burası da 70 oldu. Böylelikle x eksi 100 büyüktür 70 diyeceğiz. Dedikten sonra da 100'ü karşıya atarsak x 170'ten daha büyük gelecekmiş. X en az kaçtır sevgili arkadaşlar o zaman? 171'dir diyebiliriz. Devam ediyorum. Aynı gün kendi cevizlerini yemeye başlayan iki kişi aşağıdaki bilgileri vermiştir. Diyor ki günde Onur, ben günde 3 ceviz yedim. Cevizlerin bittiği zaman da diyor, günde 10 tane fındık yiyerek tüm fındıklarımı bitirdim. Konur da diyor ki ben günde 4 tane ceviz yedim diyor. Onur fındıklarının yarısını bitirince ben de cevizlerim bitti diyor. Tamam. Şimdi Konur'un yediği ceviz sayısı Onur'un yediği ceviz sayısının 4 katı olduğuna göre Onur'un fındık yediği günlerin sayısı ceviz yediği günlerin sayısının kaç katıdır? Şimdi Onur diye vatandaşımız var. Biraz karışık ama kolay. Bir de Konur diye bir vatandaşımız var. Şimdi bu Onur bir günde 3 ceviz yiyor. Bir günde 3 tane ceviz yiyor sevgili gençler. Konur da bir günde ne kadar yiyor? 4 tane ceviz yiyor. Pekala. Daha sonra bu cevizlerini bir müddet sonra bitiriyor. Bitirdikten sonra da bir günde 10 tane fındık yiyerek yoluna devam ediyor. Ama bu elemanın cevizleri bunun fındık yediği gün sayısının yarısında ancak bitiyor daha. Ve bize demiş ki Konur'un fındıklarının cevizlerinin sayısı Onur'un ceviz sayısının 4 katı. Yani o zaman biz şöyle de bir cümle kurabilir miyiz? Mesela bunda varsayalım ki 12K tane ceviz var. 4 katıysa bunda 3K tane ceviz vardır. 12K'ya 3K seçmemin sebebi biraz kesirlerle az uğraşalım diye bu şekilde yaptım. Yoksa 4K'ya K diye de seçebilirdik, sıkıntı yok. Şimdi ben burada ceviz sayısını günlük yediği ceviz miktarına bölersem şu cümleyi kurabilirim. Hocam 3K'yı 3'e böldüm. Onur'un cevizlerini bitirme süresi K gündür. Doğru mu? Doğru. 12K'yı 4 cevize bölersem çünkü günde 4 ceviz yiyordu bu. Demek ki bu da 3K günde cevizlerini bitiriyor. Şimdi bu K gün cevizlerini bitirdi. Hemen K artı birinci günde fındık yemeye başlıyor. Fındık yemeye başlıyor. Ve bu 3K günde cevizlerini bitiriyor dedik. Yani bu bundan 2 gün daha fazla ceviz yiyor. O halde şöyle diyebilir miyiz? 2 gün fındık yediği zaman toplamda geçen zaman K artı 2 gün değil de 2K gün diyelim oraya. Daha mantıklı değil mi? Daha doğru. 2K gün fındık yedikten sonra bunun da cevizleri bitmiş olacak. Yani fındıklarının yarısını 2K günde bitiriyor. Diğer yarısını da 2K günde bitirmez mi? Aynen öyle hocam. Şimdi sorumuz şu. Onur'un fındık yediği günlerin sayısı yani toplamda 4K. Diyor ki ceviz yediği günlerin sayısının kaç katıdır? O da K'ydı. Doğru mu? İkisini birbirine oranlarsa kaç katıdır diye sormuştu. Cevabımız 4 olacaktı sevgili arkadaşlarım. Doğru cevap C seçeneğinde verilmiştir. Evet, devam. Diyor ki 3 çocuklu bir ailede baba ile annenin yaşları farkı çocukların bugünkü yaşları toplamının 1 bölü 4'üdür. Şimdi anne ile babanın yaşları farkı var. Ve ben bu anne eksi babanın yaşları farkı sevgili gençler
Bugünkü çocukların yaşları toplamının 1 bölü 4'üdür. Çocukların yaşları toplamına da sevgili gençler gelin 4x diyelim. 1 bölü 4 olduğuna göre bunların yaşları farkı da x'miş. 6 yıl geçtiğinde baba ile annenin yaşları farkı gene x olacaktır. Yaşları farkı değişmez. Çocuklarının yaşları toplamının 1 bölü 7'si. Şimdi kaç yıldan bahsediyordu? 6 yıl. Kaç çocuk vardı? 3. Şimdi birinci çocuk 6 yaş büyüyorsa ikinci de 6 yaş büyür, üçüncü de 6 yaş büyür. O halde bunların yaşları toplamı 6, 6, 6, 18 artar. Yani bunların yaşları toplamı 4x artı 18 oluyor. Ve bu yaşları farkı bunun 1 bölü 7'sine de eşit oluyormuş sevgili gençler. O zaman işler dışarı yapacağız. Yani 7x eşittir 4x artı 18 dersek 3x 18 gelir. Buradan x 6 gelir deriz. Baba ile annenin yaş farkı kaçtır diye sormuştu. Ben zaten buna x demiştim. O halde cevabımız da C seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Geçtim bir diğer soruma. Öncüllü bir soru problemlerde. Aşağıda Alper ve Alten'in neyse Altan'ın 2004 ve 2020 yıllarına ait yaşlarıyla alakalı olarak bir tane tablo verilmiş. Şimdi fark ettiyseniz birisi 2004'teki, diğeri de 2020'deki yaşları. Bir Alper'in bir de Altan'ın verilmiş. Buna göre demiş mesela y eksi x 16'dır. Evet yani y'den ben x'i çıkarırsam aradan 16 yıl geçtiği için 16'yı bulurum. Bunda bir sıkıntı yok. Ve hatta ve hatta burada geçirilen yıl y eksi x değil mi? Yani 16. Peki buradaki de aynı değil mi gençler? 2x artı y eksi a deriz buraya da. Ve pekala her iki tarafta y olduğunu görüyorsun bak. O halde bu eksi x'i bu tarafa atalım. 3x gelsin. Eksi a'yı da diğer tarafa atalım. A gelsin. Demek ki a 3x'e eşit miymiş? Eşitmiş. İkinci öncül de doğru o halde. Alper Altan'dan büyüktür diyor. E şimdi bak. X dediğimiz sayı bunun yaş olduğuna göre bir kere pozitif. Veya sıfır. Olabilir. Değil mi? Sıfır yaş. E şimdi 2020 yılına bakıyorsun. Bu adam y yaşında. Bu adama bakıyorsun. Y yaşından daha da büyük. Demek ki Altan Alper'den büyük. Burada ne demiş? Alper Altan'dan büyük. Bu yanlış kardeşim. O zaman cevap nedir? 1 ve 2'dir diyebiliriz. Geçiyorum sevgili arkadaşlarım sağ üst taraftaki soruma. Bir usta şekildeki gömleğin bir düğmesini 15 saniyede dikerken çırağı şekildeki tişörtün düğmesini 20 saniyede dikiyor. Bakın bunun bir düğmesi kaç saniye sürüyormuş? 15 saniye sürüyormuş usta tarafından. Çırak tarafından bunun bir tane düğmesi ise 20 saniye sürüyormuş arkadaşlar. Pekala. Şimdi buna göre ustanın 6 gömleğe düğme diktiği sürede çırak kaç tane tişörtün düğmelerini dikebilir? Bir de demiş ki tişört ve gömlekte şekildeki görünen düğmelerden başka da düğme yoktur demiş. Şimdi burada kaç tane düğme var? 3 tane. O zaman bunun düğmelerin dikim süresi çırak tarafından 3 kere 20'den 60 saniye yapar. Yani 1 dakika. Doğru mu? Pekala. Şimdi usta tarafından acaba bu gömlek ne kadar sürede düğmeleri dikiliyor? Kaç tane düğme var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. 8 kere 15, 120 saniye yapar. Yani bu da 2 dakika. E güzel. Şimdi biz ustaya 6 tane gömlek diktireceğiz. Her biri 2 dakika sürüyorsa toplamda 12 dakikalık bir performans sergilemesi lazım ustamızın. Bu 12 dakikada çırak kaç tane tişört diker? Dakikada bir tane dikiyordu. 12 dakikada o zaman 12 tane tişört diker sevgili gençler. Cevabımız ne olacakmış? Edirne seçeneği olacakmış deriz. Geçtim bir diğer soruma. Şekilde tır kasası dikdörtgenler prizması şeklinde olup verilen uzunluklar da metre cinsindendir. İşte nedir? 2 metre, 3 metre, 10 metre bunlar tır kasasının ayrıtları. Bu kasanın tamamı 1 metre küplük kolilerle doludur. Bu işçi bu kolileri boşaltacaktır. Bir işçi 1 saatte 15 koli boşalttığına göre aynı kapasitedeki 2 işçi tüm kolileri kasadan kaç saatte boşaltır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle ayrıtlarımızı sevgili gençler yani şunu şunu ve şunu çarparsak bu kamyon kasasının kaç metreküp olduğunu hesaplayabiliriz. 2 çarpı 3 6 çarpı 10'dan 60 yazalım. 2 çarpı 3 çarpı 10'dan 60 metreküplük bir kamyon kasamız var bizim. Bu kadar hacmi var. Ve her bir koli
1 metreküpse sevgili arkadaşlarım, o halde ben buraya 60 metreküpün içerisine 60 tane koliyi sığdırabilirim. Yani kamyon kasasının büyüklüğü 60 kolilikmiş. Tamam. Peki bir işçi 1 saatte 15 tane koli boşaltıyormuş. 1 saatte 15 koli boşaltabiliyorsa 60 tane koliyi doğal olarak sevgili gençler bir işçimiz 4 saatte boşaltır. Ve diyor ki aynı kapasitedeki 2 tane işçi tüm kolileri 60 tane. Zaten bir tanesi 4 saatte yapmıyor muydu sevgili gençler? O zaman 2 tanesi kaç saatte yapar? 8 değil mi? Hayır. 2 kişi çalıştığı için süre yarıya iner. 2 saatte arkadaşlar 60 tane koliyi taşıyabilirler. Cevabımız Adana seçeneğinde verilmiştir deriz. Bir diğer sayfamızdayız. Diyor ki ahanda sol taraftan A'dan 90 km bölü saat, sağ taraftaki B'den 120 km bölü saat hızla iki tane araç birbirine doğru harekete başlıyorlar ve C noktasında da karşılaşmışlar. Şimdi C noktasında karşılaşınca durmamışlar. A'dan hareket eden bu tarafa doğru 90'la gitmeye devam etmiş. B'den hareket eden de ahanda bu tarafa doğru 120 km bölü saat hızla hareketine devam etmiş. Güzel. Diyor ki A'dan hareket eden araç karşılaşmadan 4 saat sonra B noktasına vardığına göre A ile B arası kaç kilometredir diye de sorulmuş. Şimdi bu araç 90 km bölü saatte 4 saatte C'den B'ye ulaşmamış mı? 4 çarpı 90'dan 360 gelir. Demek ki sevgili gençler işte şu CB arası ne kadarmış? 360 kilometreymiş. Peki şimdi 360 kilometreyi az önce bir 120 kilometre bölü saat olan araç 360 kilometre yol gelmedi mi B'den C'ye? Evet. O zaman ben bu 360'ı 120'ye bölerim ve derim ki bunlar 3 saatte karşılaştılar. 3 saatte bu da buradan buraya gelmedi mi arkadaşlar? 3 kere 90, burası da 270 kilometredir o zaman. Benden A ile B arasını sormuştu. Yani 270 artı 360'ı sormuş. Cevap ne var sevgili gençler? 630 yapar diyebiliriz. Evet, geçtim arkadaşlarım. Bir sonraki sorumuza. Diyor ki bir iş adamı toplantıya katılmak için aracıyla saatte 120 km bölü 120 km hızla giderse toplantıya 40 dakika erken varıyor. 90 km hızla giderse 20 dakika geç kalıyor. Buna göre iş adamı toplantının yapılacağı yere kaç kilometre uzaklıkta diye soruluyor. Şimdi şöyle düşüneceğiz bak. Rahat olacak. 120 km bu bizim hızımız. T sürede gidiyormuş normalde ama 40 dakika erken gitmiş bu hızla gidince. Şimdi bu 120 saatte olarak verilmiş, bu dakika. O yüzden o 40 dakikanın kaç saat olduğunu düşünerekten yazalım. 20 bölersek 60 dakikayı, burası 2 bölü 3 saattir diyebiliriz. Demek ki T eksi 2 bölü 3 saatte sevgili gençler toplantıya ulaşıyor deriz. 90 km bölü saat hızla gidince aynı yol sevgili gençler T artı 20 dakika. 20 bölelim demiştik ya. Demek ki bu 20 dakikada 1 saatin 1 bölü 3'üdür. 1 bölü 3 saat diyebiliriz. Bunlar birbirine eşit o halde. Eşitse şu sıfırları bir götürelim önce. Hatta 3'e de bölelim. 3. Bunu da 3'e bölelim. 4 gelsin ve şimdi dağıtalım. 4T eksi 8 bölü 3 eşittir 3T artı 1. Doğru mu? Doğru. Şu 3T'yi bu tarafa fırlatın. Eksi 8 bölü 3'ü de bu tarafa alalım. 4T'den 3T'ye çıktı. T kaldı. Eşittir. 1'e 8 bölü 3 eklersem 11 bölü 3 gelir diyebiliriz. T 11 bölü 3'müş. Peki iş adamı toplantının yapılacağı yere kaç kilometre uzaklıktadır diye sorulmuş. Şimdi iş adamının hızı 120 idi ilk başta mesela. T eksi 2 bölü 3 saatte ulaşmıştı zaten. Bu hızı bu da zamanı. O zaman çarparız biz bunları. 120'yi neyle çarpacakmışız arkadaşlar? Çarpı 11 bölü 3'ten 2 bölü 3'ü çıkaracakmışız. Şimdi durup düşünelim. 11 bölü 3'ten 2 bölü 3'ü çıkarırsak ne kalır burada? 9 bölü 3'ten 3 kalır. O zaman 3 ile 120'yi çarparsak arkadaşlar cevabımız 360 kilometre gelir. Yani o da Bursa seçeneğinde verilmiştir deriz. Evet, altta sorumuz yok. Sağ üst tarafa geçtik.
Bir koşu yarışmasında sarı ve kırmızı renkle belirtilen atletler çembersel pistte kesikli çizgiler boyunca saat yönünün tersine doğru koşuyorlar ve O noktası çemberin orta noktasıdır. Sarı bakın burada, şöyle, kırmızı da burada, fotokopilerinizde görünmüyorsa. Sarı renkle belirtilen atletin hızı 12 metre bölü saniye. Peki, kırmızı renkle belirtilen atletin hızı da 15 metre bölü saniye. Kesikli çemberin çevresi de 600 metre. Yani bunun tamamı 600 metre. Aralarında da 90 derecelik bir yay olduğundan sevgili gençler, 600'ü ben, çünkü 90 derece 360 dörtte biridir. Gelin 600'ü biz dörde bölelim. 150 metre diyelim. Neresi? Aralarındaki mesafe, yani şurası. Şöylece 150 metreymiş. Bunların hızları arasındaki fark nedir? Kaç saniye sonra yakalar demiş çünkü. 15'e 12, hızlar arasındaki fark 3 metre bölü saniye. Peki kapatılması gereken fark ne? 150 metre. Demek ki ben o 150 metreyi 3 metre bölü saniyeye sevgili gençler bölersem, bakın buradaki m'ler birbirini götürür. 150'yi 3'e böldük, 50 geldi. Bu saniyeyi de ters çevirip çarparsam 50 saniye gelir, doğru mu? Aslında bütün birimler de bu yüzden var. Cevabımız Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz böylelikle. Evet. Geçiyorum bir diğer soruma. Diyor ki A ve B araçlarımız var. A ve B şehirlerimiz var ve bu şehirlerden aynı anda aynı yönde hareket eden iki araçtan arkadaki araç öndekini 2 saat sonra yakalıyor. Peki 2 saatte yakalıyormuş. Eğer öndeki aracın hızı saatte 14 kilometre daha fazla olsaydı arkadaki araç öndeki aracı 6 saatte yakalayabilecekti diyor. Buna göre A ile B şehirler arası kaç kilometredir? Şimdi sevgili gençler, ben bu A ile B arasındaki mesafeye, A şehri ile B şehri arasındaki mesafeye tabii x diyelim. Tamam. Pekala. Şimdi bu iki araç aynı yöne doğru hareket ettikleri için hızlı olanın hızından yavaş olanın hızını çıkaralım gibi düşünelim. Ve şöyle diyelim. 2 saatte yakalamıştı. Onu da biliyoruz. O halde x'i ben sevgili gençler 2'ye böldüğüm zaman neyi bulurum? Hızları farkını. Bak şuraya yazalım. X'i 2'ye böldüm. Burası hızları farkı oldu. Doğru değil mi? Bir sıkıntı yok. Peki. Diyor ki eğer öndeki aracın hızı diyor 14 kilometre daha fazla olaydı diyor 6 saatte yakalardı. Yani diyor ki X'i diyor 6'ya böldüğün zaman diyor. X'i 6'ya böldük. Tamam. Şimdi hızları farkı B aracının hızını arttırdığım için, yani yavaş olanın hızını biraz daha büyüttüğüm için hızları farkı düşmüştü. Şimdi x bölü 6 sevgili gençler daha düşük. Ne kadar düşük? 14 kadar daha düşüktü. Doğal olarak da ben bunu 14 eklersem yine bunlar birbirine eşit olur. Ve hızları farkı yine eşit olur. Şu yeni hızları farkı. Yeni hız farkı. Ben bu yeni hız farkına tekrardan o eklediğim 14'ü hızları farkından sevgili gençler çıkarırsam, eklersem yine aynı hız farkını elde edebilirim. Demek ki bu olacak çözümümüz. Bunları yazdıysanız artık denklemi çözebiliriz. Bu x bölü 6'yı bu tarafa fırlatalım. X bölü 2'den x bölü 6'yı çıkardım. 14 kalsın istiyorum. Burayı tabii 3 ile genişletelim. 3x'ten x'i çıkarın. 2x bölü 6 eşittir 14. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm 7. 6'yı bu tarafa fırlattım. X kaç geldi? 6 kere 7'den 42 geldi. Demek ki cevap nerede olacakmış? Denizli seçeneğinde olacakmış sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir manav halden aldığı limon kasasını şekil 1'deki gibi elektronik tartta tarttıktan sonra kasadaki çürük limonları çıkarıp atmış. Güzel. Kasayı tekrar tartan manav şekil 2'deki değeri elde etmiş. Yani ne kadar çürük varmış? 5 kilo. Doğru mu? Bu tartımlara göre manavın zarar etmemesi için bir kasa limonun maliyetindeki artış oranı yüzde kaçtır? Şimdi arkadaşlar, bu tarz soruları 100 sayısını çok seveceksiniz zaten. Şimdi 25 kilo, her bir kilosunu 100 liraya almış olsun. Öyle bir limonmuş ki, böyle altın sarısı limonlar oldukları için böyle sevgili gençler, kilosu 100 liraymış. 25 çarpı 100.
Pekala. Az önce bu kadar vermiştik değil mi biz? Şimdi bizim elimizde ne kadar limon kaldı? 20. Ama zarar etmek de istemiyoruz. Bu kadar harcamamız var. Bu kadar maliyet fiyatımız var. Ama zarar da etmek istemiyoruz. 20 kiloyu aynı fiyata satmak istiyoruz. Toplamda elde edilecek para aynı olsun istiyoruz. O zaman ne kadara satarız diye düşünürüz. O halde ben bunu 20'ye bölerim. 20'ye bölerim. Burası 5 gelir. 5 kere 25'ten x'i buluruz sevgili gençler. 125 lira olur. Demek ki biz kilosunu 125'e satacağız. Az önce ne kadara satıyorduk? 100 liraya. Ne kadar almıştık? 100. Şimdi ne kadar satıyoruz? 125. Demek ki aslına bakarsanız aynı fiyatı alıp aynı fiyatı sattığı için buna manava bir kilosunun maliyeti 125 liraya geldi. Ne kadar arttı? %25 kadar arttı. Yani cevabımız Ceyhan seçeneği olacak diyebiliriz. Geçtim arkadaşlarım bir diğer soruma. 2017, 2018 ve 2019'da satış fiyatları verilmiş bir araç var. Yukarıdaki tabloda bir aracın yıllara göre fiyatı TL cinsinden yazılmış. Bu aracın 2017 yılındaki fiyatına %X zam yapılarak 2018'deki fiyatı ve 2018'deki fiyatına da %Y zam yapılarak 2019 yılında fiyatı belirlenmiş. 2020'deki mesela fiyatı burada mesela 200 binmiş, 220 bin, 253 bin olmuş. 2020'deki fiyatı nedir sevgili gençler? 900 bin lira. Çünkü biliyoruz 2020'de her şeyin fiyatı 8-9 katına çıktı yani biliyorsunuz değil mi? Evet şimdi komik komik fiyatlar var ya. Çok değişik yani. Mesela ben 30 bin liraya bir araba almıştım. Şimdi o araba 110 bin lira arkadaşlar. Yani tabii. Bir de ne kadar fazla şimdi mesela arkadaşımdan görüyor mu 100 bin lira. Ben diyorum benimki kesin 110 bin lira eder diyorum. Yani o şekilde fiyat belirliyor. O 120 yapsaydı ben 150 yapardım. Yani kesin. Kesin yani. Çünkü işleyiş bu şekilde. Yani fiyat buna göre belirleniyor. Kim ne kadar istiyorsa o kadar satıyor. Hiç sıkıntı yok bu konuda. Biliyorsunuz siz de yani. Şimdi biz sorumuzu çözelim. Diyor ki 200 bin lirayı 220 bin lira yapmak için yüzde kaç arttırmak gerekiyor? Arkadaşlar 200 binde ne kadar artmış? 20 bin lira artmış, doğru mu? Yani bir sıfır mı silinmiş buradan? Artırıldığı miktarda. O zaman %10'dur değil mi? Demek ki burası %10. Peki 220 binden de 253 bine geçeceğiz. Demek ki 220 binden sevgili gençler 253 bine 33 bin lira oynamış arada fark. Bunun kaçta kaçıdır diye düşüneceğiz. Bölsek buluruz zaten bunu. Ama şöyle diyelim. Yüzde kaçıdır diyelim. İşler dışlar çarpımı yapacağımız için bak burada 1, 2, 3, 4 tane 0. 1, 2, 3, 4 tane 0 gitti diyelim. 11'e böldüm 3, 11'e böldüm 2 diyelim. 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 1 diyelim. 3 kere 5 de 15 gelsin. Yani burada %15 fiyat artırımı olmuş. Pekala. Bize diyor ki bu x'ti, bu da y idi. X bölü y sorulmuş. 10 bölü 15 soruluyor bize. Sadeleştirirsek 5 ile 2 bölü 3 yapar. Cevabımız da Bursa seçeneği olur sevgili arkadaşlarım. Evet, geçtim bir diğer soruma. Bir mağazada toplam ödenecek tutara satın alınan ürün adedine göre indirim uygulanmakta. Bu indirim alınan her bir ürün için toplam tutarın %1 azaltılması biçimindedir. Yani örneğin 4 tane ürün alan müşteriye toplam tutarın %4'ü kadar indirim yapıyoruz. 6 tane ürün alan bir müşteriye toplam tutarın %6'sı kadar indirim yapacağız. Bu mağazada 50 tane ürün alan bir müşteriyle 20 tane ürün alan başka bir müşteri aynı ücreti ödediğine göre, burada önemli olan bu. Aynı ücreti ödediğine göre bu müşterilere yapılan indirimlerin oranı hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi aynı ücreti ödediklerinden sevgili gençler, aslına bakarsanız şöyle diyeceğiz. 50 tane ürün alana %50 indirim uygulanmış ve 20 tane ürün alana da %20 indirim uygulanmış ve ikisi de aynı fiyatı ödemiş. O halde sevgili gençler yapılan indirimlerin oranı buradaki yüzdeliklerle aynıdır. %50 demek 1 bölü 2 demek. %20 demek de 1 bölü 5 demek. İşte bu ikisinin birbirine oranı olabilir dediği için ya da 1 bölü 5'in 1 bölü 2'ye oranı isteniyor. Bunu buna böldüğümüz zaman 2 bölü 5'ten 0,4 yapacaktır ama bunu buna böldüğümüz zaman 5 bölü 2'den 2,5 yapacaktır sevgili gençler. Yani cevabımız ne olacakmış? Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz.
Geçtim bir diğer soruma. Fatma Hanım yapacağı yemek ve konserve için kısa olan fasulyeleri 2 eşit, uzun olan fasulyeleri de 3 eşit parçaya ayırmakta. Yani böyle kırıyor kırıyor atıyor, kırıyor kırıyor atıyor. Annelerimiz çok yapmıştır. 2 parçaya ayırdığı fasulyelerin %60'ını, 3 parçaya ayırdığı fasulyelerin %40'ını konserve yapmak için kullanmış. Fatma Hanım 80 tane fasulyeyi parçaladığına göre konserve yapımına kaç fasulye parçası ayırmıştır? Şimdi ben diyorum ki bir kısa olan fasulyeler var, bir de uzun olan fasulyelerden var. Kısa olan fasulye adedine ben x diyeyim, uzun olan fasulye adedine de y diyeyim. Sen x artı y'nin 80 olduğunu biliyorsun. 80 tane fasulyeyi parçalamış diyoruz. Şimdi kısa olanların sevgili gençler %60'ını kullanmış. %60 demek 60 bölü 100'den 3 bölü 5'tir. Yani o zaman kısa olanların 3 bölü 5'ini kullandığına göre 3 çarpı x bölü 5 artı uzun olanların da %40'ını yani 2 bölü 5'ini 2 bölü 5 çarpı y diyeceğim sevgili gençler. Kullanmış konserve yapmak için kullanmıştır. Fatma Hanım 80 tane fasulyeyi parçaladığına göre konserve yapımına kaç tane fasulye ayırmıştır diye soruluyor bize. Pekala, tabii bir de şöyle bir durum var sevgili gençler. Kısa olarak parçaladıklarının %60'ını kullanıyor ya. Biz burada direkt şunu yapmayacağız. Yani x'in ve y'nin değil. Kısa olanları 2 parça ayırdığı için 2x parçadan oluşmuştur burası. Uzun olanlar da 3 parça olduğu için 3y parçadan oluşmuştur burası. Tamam. Şimdi bize aslında şu soruluyor. Burası soruluyor. Üst taraf 6x bölü 5. Burası da 6y bölü 5. Gelin bunu 6 bölü 5 parantezine alalım. X artı y gelsin madem öyle. X artı y'nin de kaç olduğunu biliyorsun sen? 80. Soru bitti. 6 bölü 5 çarpı 80 isteniyor. Şunları böldüm. 16 geldi. 6 kere 16 96 yapar. Cevabımız da Denizli seçeneğinde verilmiştir deriz gönül rahatlığıyla. Geçtim bir diğer soruma. Diyor ki asit oranı %2 olan 20 litre zeytinyağı ile asit oranı %3 olan bir miktar zeytinyağı karıştırıldığında oluşan zeytinyağının asit oranının %2,5 olduğu görülüyor. Şimdi bunu niye koydum bu soruyu? Şundan kaynaklı. %2 ve %3 sevgili gençler tam ortasında %2,5 vardır. Doğru mu? Bundan ne kadar girmiş? 20 litre. Bundan ne kadar girmiştir diye kullanılıyor. Arkadaşlar şu ikisinin tam ortasında ise karışımdan sonraki oluşan asit oranımız bundan 20 litre girdiyse bundan da aynı miktarda girmiştir. Yani 20 litre girmiştir deriz. Cevabımız Bursa seçeneği olur. Sen bu taraftakinin oranını biliyorsan tam ortasında çıktığını da görüyorsan bunları bu taraftakinin oranı da aynıdır sevgili gençler. Yani 20'ye 20'dir, 5'e 5'tir, 10'a 10'dur, 8'e 8'dir. Hiç sıkıntı yok. Anlaştık mı? Geçtim. Bir diğer soruma diyor ki limon oranı %15 olan A mililitre limonata ile limon oranı %10 olan B mililitre limonata boş bir kaba boşaltılıyor. 3A eşittir 2B olduğuna göre şimdi 3A eşittir 2B ise ben A'ya 2K derim. B'ye de 3K derim eşit olurlar. Demek ki bundan 2K kadar bundan da 3K kadar karıştırılıyor diyebiliriz. Limon su karışımının yüzde kaçı limon olur boş kaptaki diye sormuş. Yani şuradaki. Ne yapacağız? 2K çarpı %15 yani 15 diyebiliriz direkt. Artı 3K çarpı 10 toplam ne kadar karıştırdık? 5K kadar. Soru bitti. Şurası 30K, burası 30K topladık 60K. Bunu 5K'ya bölerseniz cevabın 12 çıktığını görürsünüz sevgili gençler. Doğru cevabımız Ceyhan seçeneğinde verilmiştir deriz. Sağ üst tarafa geçiyorum. Diyor ki bir pekmez tahin karışımı için 3 tane öncül vermiş. Hangileri doğrudur diye soruluyor. İyi okuyalım. Karışımın bir kısmı dökülürse karışımdaki pekmez yüzdesi değişmez. Şimdi bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Mesela bir kola içiyorsunuz. Kolanın sevgili gençler aldınız. Bir kısmını bardağa boşalttınız. Bir kısmı elinizde duruyor. Şişenin içerisinde kalan kısmın şimdi kolanın içerisinde mesela şeker miktarı değişiyor mu? Değişmiyor. Çünkü o karışımın sen belli bir miktarını alıyorsun. Geriye kalan miktarının da yüzdeleri hiçbir şekilde değişmeyecektir. Dolayısıyla
Bir kısmı dökülürse karışımdaki pekmez miktarı da değişmeyecektir. Yüzdesi değişmeyecektir. İkinci öncülümüz karışımdan bir miktar pekmez dökmek karışımın tahin yüzdesini değiştirir. Evet, karışımda artık miktar olarak, yüzde olarak daha fazla tahin vardır, daha az pekmez vardır. Dolayısıyla sevgili gençler, değiştirir ifadesi doğrudur. Karışıma bir miktar bal eklemek karışımın pekmez yüzdesini değiştirir diyor. Değiştirir mi? Tabii ki değiştirir. Çünkü mesela az önce iki tane ürün vardı, toplamı %100. Şimdi üç tane ürün olacak, toplamları gene %100 olacak. Yani pekmez ve balın, pekmez ve tahinin sevgili gençler yüzde oranları düşecektir. İçerisindeki aynı kalsa bile dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız da Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçelim bir diğer sorumuza. İshal tedavisinde kaybedilen sıvı ile birlikte vücutta çeşitli mineraller de kaybedilir. Bu kayıpların telafisi için aşağıdaki karışım hazırlanır. 1 yemek kaşığı şeker ki 15 gram geliyormuş kendisi. 1 çay kaşığı tuz, o da 2 gram geliyormuş. Zeynep tedavisinde kullanacağı bardağını suyla doldurup 1 yemek kaşığı şeker ve 1 çay kaşığı da tuz atarak karıştırmıştır. Zeynep'in hazırladığı karışımın suyla beraber %6'sı şeker olduğuna göre Zeynep bardağına kaç gram su koymuştur diye soruluyor. Şimdi şöyle diyelim. %6'sının ben şeker olduğunu biliyorum. Ve bu şeker 15 grammış. Güzel. Şimdi %6'sı 15 gramsa sevgili gençler. Ben şunu soracağım. Tuzun yüzdesini bilmiyorum. O yüzden 2 gramı yüzde kaçtır diye bir sormak lazım önce. İçler dışlar çarpım yapabiliriz. Yani 2 çarpı 6 bölü 15 dersek biz soru işaretini buluruz. Yukarısı 12, alt tarafı 15. 3'e böldüm 4, 3'e böldüm 5. 4 bölü 5 dediğimiz sayı da 0,8'e eşittir. Yani %0,8'i sevgili gençler, sevgili gençler tuzmuş. Şimdi bak %6'sının şeker olduğunu biliyorum. %0,8'in de tuz olduğunu biliyorum. %6,8 etti. Geriye ne kaldı? %93,33 değil, 93,2'si kaldı. Bu da su. Şimdi o zaman aynı soruyu soracağız. Bakın. %6'sı 15 gram geliyorsa %93,2'si kaç gram gelir diye soracağız. İçler dışlar çarpım yapalım. Virgül sayıdan kurtulmak için de burayı görmeyelim. Şuraya 60 yazalım. Yani şu virgülü görmeyelim. Buraya 60 yazalım. O halde 932'yi 15 ile çarpacaksın ve 60'a böleceksin diyoruz. Şimdi 15'e böldüm, 15'e böldüm dersen burası 4. 932'yi de 4'e böleceğiz. 9'un içinde 2 defa kalan 1. 13'ün içerisinde 3 defa kalan yine 1. 12'nin içerisinde 3 kalan 0. 233'müş sevgili gençler. Su miktarımız daha öncesinde su ve tuz, pardon şeker ve tuz katılmadan önce 233 gram suyun içerisine hazırlamış Zeynep bu karışımı diyebiliriz. Ve arkadaşlarım sanırım son sayfamızdayız. Burada daha sonrasında fonksiyonlar konu özetimiz ve soru çözümümüze geçeceğiz. Toplam 4 tane sorumuz kaldı. Sıkın hadi dişinizi. Aşağıda bir markette satılan iki farklı zeytinyağı gösterilmiş. Yağların miktarları ve asit oranları şişelerde yazıldığı gibidir. Buna göre bu iki yağ birbirine karıştırılarak homojen bir yağ elde edilirse asit oranı yüzde kaç olur diye sorulmuş. Şimdi ben karışım miktarlarına bakarsam bu 1,5'la falan uğraşmayayım diye 1 litreye 2K dersem 1,5 litreye 3K diyebilirim. Buradaki asit miktarlarımız da %4'e %8 sevgili gençler. O halde az önceki soruda yaptığımız gibi 4 ile 2K'yı çarpalım. 8K artı 8'de de 3K'yı çarpalım. 24K. Toplam kaç K girdi bu karışıma? 5K. O zaman 5K'ya böleceğiz bunu. Yani üst taraf 32K. Alt tarafta 5K idi. Bu da sevgili gençler 6,0,2 6,2 bölü 5 0,4'tür. Dolayısıyla 6,4 diyebiliriz. Yani cevabımız Ceyhan seçeneği de verilmiştir deriz. Hocam ben bunları kafamdan yapamıyorum. Nasıl yapmamı önerirsiniz dersen de 32'yi 5'e böleceksin kardeşim. 6 defa var 30. Çıkardım 2. 20'nin içinde bir virgül koydum. 0 yoktu çünkü burada 0'ı kendim ekledim. 20'nin içinde 4 defa 6,4 dersin. Kalan da zaten 0 oluyor. Devam ediyorum. %12'si elma olan A litre elma suyu karışımı ile
%24'ü elma olan B litre elma suyu karıştırılarak elma oranı %X olan yeni bir karışım elde ediliyor. Burada A litre B litreden daha büyük olduğuna göre X'in alabileceği en geniş aralık. Şimdi sevgili arkadaşlarım, %12'lik bir elma suyu karışımıyla %24'lük bir elma suyu karıştırılıyor. Bunların tam ortasındaki sayının 12 ile 24'ün toplamı 36, 2'ye böldüğünüz 18 olduğunu biliyorsunuz. Yani %18 tam ortasındadır. Eğer ki A litre ile B litre birbirine eşit olmuş olsaydı tam ortada yer alırdı. %18 olurdu. Fakat A litre B litreden daha büyükmüş. Daha fazla miktarda karışıma giren karışım ortalamayı kendine çekecektir. Yani %18'den daha küçük olmak zorundadır. E biliyorsunuz ki %12'den de büyük olmak zorunda. Demek ki yeni oluşacak olan karışımın elma yüzdesi sevgili gençler 12 ile 18 arasında olmalı deriz. Cevabımız da Bursa seçeneği olur sevgili arkadaşlarım. Bunlar önemli soruları kısa bir şekilde çözmek için önemli şeyler sevgili gençler. Bir mağazanın camına indirimi haber vermek üzere aşağıdaki yazı asılmıştır. Büyük karekök indirimi başladı. Gel vatandaş gel, her şeyi karekökü fiyatına. Her şeyi karekökü fiyatına. İlginç bir mağaza. İnanılmaz derecede zarar edeceğinden adım kadar eminim ama. Ama mesela bu mağaza Türkiye'de ise şöyle olur. Bir mal zaten 15 liradır. 225 yazarlar üstüne. Karekökünü alınca geri tekrar 15'e satarlar. Ama Türkiye'de ise böyle olur. Bu ilanı gören bir müşteri daha fazla bilgi almak için mağazadaki bir görevliyle konuştuğunda mağazadaki tüm ürünlerin etiket fiyatının tam kare pozitif tam sayı olduğunu ve bu indirim döneminde satın alınmak istenen her bir ürüne etiket fiyatının karekökü kadar ödeme yapılacağını öğrenmiştir. Sağlam indirim. Ömer ve Elif'ten her biri bu mağazadan etiket fiyatları toplamı 50 lira olan ikişer tane ürün almışlar. Yani diyor ki Ömer diyor, etiket fiyatları toplamı diyor. Ömer ve Elif. Biri A liralık ve B liralık iki ürün alınca normalde 50 lira. Diğeri de C ve D liralık iki ürün alınca 50 lira ödemiş ama aması var. Şöyle bunlar etiket fiyatları. Pekala. O halde ben tam kare sayıları toplayıp 50 yapmaya çalışacağım iki sayıda da. Diyor ki Ömer Elif'ten fazla ödeme yaptığına göre Ömer'in ödediği para Elif'in ödediği paradan yüzde kaç fazladır diye soruluyor. Şimdi şöyle düşünelim. Elif'in aldığı ürün 50'ye daha yakın bir tam kare sayılar oluşsun. Mesela 49'da biri seçersek güzel olur. Tadından yenmez bence. 49'a 1 ne kadar ödeyecek kasada? 7 artı 1'den 8 lira ödeyecek. Doğru mu? Peki Ömer bununki fazla olsun. Yakın seçelim o zaman birbirine. Mesela 25'e 25. İki tane aynı ürünü almış olsun. 5 lira öder, 5 lira öder. Toplam ne kadar öder? 10 lira da bu öder. Bu 8 lira ödemişti, bu 10 lira ödedi. Bize sorulan şey şu. Elif'in ödediği paradan yüzde kaç fazladır? Ömer'in ödediği para. Şöyle diyeceğiz. 8 lirada 2 lira fazla ödediyse sevgili arkadaşlarım. Yüzde ne kadar fazla öder? Bu bunun 4 katı mı? Evet. O zaman 4 katı 100 olan sayı nedir? 25'tir demek ki %25 daha fazla para ödemiştir diyebiliriz Ömer Elif'ten. Devam ediyorum. Şu kısmı sileceğim ama. Aşağıda 16 birim kareden oluşan tablonun her hücresi kırmızı veya mavi renkle boyanacaktır. Ya bu tablonun dışında verilen sayılar da yani 3, 0, 2, 1, 1, 2, 0, 3 var ya bunlar da diyor ki o satır ve sütunda kırmızı renkte boyanması gereken hücre sayısını göstermekte. Buna göre tablonun boyama işlemi bittiğinde kaç tane kare maviye boyanmış olur diyor. Hemen biz de mavimizi ve kırmızımızı hazırlayalım sevgili gençler. Boyama işlemlerine başlayalım böylelikle. Şimdi maviyi de hazırladık, kırmızıyı da hazırladık, devam edeceğiz. Diyor ki bunlar kırmızıya boyanması gereken hücrelerin sayısı. Pekala. Burada hiç yokmuş mesela. O zaman ben bunların hepsini maviye boyarım. Haksız mıyım? Bence gayet haklıyım. Bunların hepsini maviye boyadım. Burada da bak hiç yokmuş. Hepsini maviye boyadım. Çünkü bunlar kırmızıya boyanması gereken sayılardı. Sayıları gösteriyordu, değil mi? Hücrelerin sayısını gösteriyordu. Peki.
Daha sonrasında bak şurada bir taneydi. Burada 3 taneymiş. Zaten 3 tane boşluk kaldı. O zaman üçünü de boyarım ben. Şu şekilde. Burada da 3 taneymiş. O zaman burayı da 3 tane boyarım. Daha sonrasında burada bir taneymiş bakın. Şu satırda. Bir tane de boyadık zaten. O zaman geri kalanlar maviye. Bakın şurada 2 taneymiş. Birini boyadık zaten. Dolayısıyla burası da kırmızı mecburen. Burada 2 taneymiş. İkisini de boyadık. Dolayısıyla burası da mavidir. Güzel. Şimdi bize neyi sormuştuk? Kaç kare maviye boyanmıştır? Artık geriye sayacağız sadece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane mavi kareye boyan 10 tane kare maviye boyanmıştır diyebiliriz. Evet gençler. Şimdi hocam problemlerle alakalı 32 tane soru biz burada tekrar ettik. Soruların düzeyleri çok zor değildi. Orta düzey sorulardı sevgili gençler. Şimdi burada kafanıza takılan soruları bir hemen halledelim sizlere. Cevaplandıralım. Şimdi diyeceksin ki hocam bu 32 soru bize yeter mi? 32 soru yetmez problemlere. Yetseydi eğer 10 tane 32, 10 kere 32 kere soru çözerdin. 32 tane soru çözerdin. Sınava girerdin. Sana problem fasikülü bitir demezdik. Ekstradan bir problem kampı yaptım, onu yapmazdım. Ekstradan bir tane daha problemler kampı yapmıştım. Bu sene biliyorsunuz iki tane problemler kampı yaptım. Onu da yapmazdım. Hatta ve hatta bunun üzerine dönem içerisinde, dönem başında konu anlatım kamplarında sevgili gençler ben sizlere problemler konusunda 30'ar 30'ar 60 tane de soru çözdüm. Hatta aramızda kalsın ÖSYM'nin sorularını da çözdüm ama çaktırmadan çözdüm. Yani şimdi orada bu videoyu izleyenler de ÖSYM'den kimse izlemiyorsa bu videoyu ha, çözdük onda sıkıntı yok ha, Milli Savunma Üniversitesi sorularını koymadık içerisine sadece diğerlerini koyduk ve acilin zaten ÖSYM için izin aldığı soruları çözdük onda da bir sıkıntı yok yeter mi? Ben hala yetmez yani problem çözülecek kardeşim yani bol miktarda çözmen lazım yalnız şöyle bir sıkıntı var geçenlerde bir videoda daha söyledim ben bunu ama yine söyleyeyim ben sana şimdi geçen sene biliyorsunuz pandemiden kaynaklı ben pandemiye özel bir sınav hazırlandığını düşünüyorum. Nasıl pandemiye özel bir sınav? Çünkü şu biliniyordu. Herkes yani dershaneye giden dershanesi tıkandı, bitti. Okula giden okul kapandı. Özel ders alan yüz yüze dersler bile alınamadı. Herkes varsa yoksa YouTube'a dadandı doğal olarak. YouTube'dan da konu anlatımları, soru çözümleri şunlar bunlar izlendi sınava öyle girildi ama tabii bu artık ÖSYM'de bunu bildiği için yani okul yok, dershane yok. Çocuklar nerede çalıştı? Konular kaldırıldı. TYT'ye 35-30 dakika eklendi. Konular kaldırıldı. Sınav da kolaylaştırıldı. Şimdi süre şişirildi. Konular daraltıldı. Sorular kolaylaştırıldı. Haliyle ne oldu? Böyle tabiri caizse hayvan gibi öne doğru bir yığılma oldu. Ben nasıl olsa 11. olurum diyen adam 30 bin sıralamayla çıktı sınavda. Ben 50 bin yapsam yeter diyen adam dedi ki o zaman dedi sınav süresi artırıldı. Sorular kolaylaştırılmış. Yapamadığım konular da kalktı ne güzel. 50 bininci olurum diyen adam da kendini ilk 20 binde buldu. Çünkü daha fazla asıldı sınava. Ama nasıl olsa ilk 5 bindeyim diyen adam kendini 20 binlerde 25 binlerde buldu. Bunda bir şeyimiz yok. Herkes buna hemfikir sanırım değil mi? Peki. Daha sonrasında sınav bittikten sonra hem gerek sosyal medyada gerekse böyle halk arasındaki konuşmalarda sevgili gençler haber sitelerinde bile kanallarda bile televizyon kanallarında bile ki çoğu zaten YouTube'daki ders kanallarında şunda hemfikiriz sorular tamam süre uzatıldı konular kaldırıldı ama keşke sorular kolay olmasaydı dendi. Doğru mu? Şimdi bu sene süre artırımı ile alakalı bir açıklama yapmadılar. Konu da kaldırılmayacak. Ama size şunu söyleyebilirim ki bu denklemin içerisinden şu çıkıyor. Sorular kolay olacak. Ama bir öne yığılmayı engelleyecek kolaylıkta olacak. Önlere yığılmayı engelleyecek biçimdeki bir kolaylıktan bahsediyorum. Hocam hem kolay olacak diyorsunuz hem önlere yığılma olmayacak diyorsunuz. Nasıl olacak bu? O da şu şekilde olur. Geçen sene herkes ÖSYM'yi suçladı. Herkes demeyeyim. Nasıl diyeyim? Büyük bir çoğunluk ÖSYM'ye suçladı. Özellikle sayısallar. Çünkü öne yığılmayı engellemeleri gerekiyordu. Olmadı. Şimdi bu sene yine kolay olacak sınav. Fakat önlere yığılmayı engelleyebilmek adına
Ve herhangi bir yığılmadan kaynaklı da ÖSYM kendinde, yani ÖSYM kendini ben suçsuzum kardeşim demek adına sorular bol miktarda çeldiricilerle süslenecek. Bak haberin olsun. Yani bu benim öngörüm. Sorular bol çeldiricili olacak. Ve sen sınavdan çıktıktan sonra hadi lan bir bakayım ÖSYM bugün işte 2 gün önceki TYT'de acaba hangi soruları ben doğru yapmışım, kaç tane netim var bir bakayım dediğin zaman bir bakacaksın üçüncü sorunun cevabını sen kendinden gayet emin biçimde A yapmışsın ama cevap C. Tekrar çözüyorsun ve diyorsun ki yuh lan kafama tüküreyim. Ben bu yanlışı nasıl yaptım, ben buna nasıl düştüm diyeceksin. Hani o tarz sorular var ya işte genelde o sorulardan oluşacak. Öncüllü soru bekleyin. İnce öncüllü soru dediğimiz sorular var ya işte onları daha çok bekleyin. Kılıtı sorular vardı işte mililitredir ama santilitredir, şudur budur, kilometredir ama metre cinsinden saniye çevirmeni falan istenmiştir. Mutlaka bak kolaydır ama işlem hatasına meyilli sorulardır. Dikkat edeceksiniz. Hep bu şekilde sorular çıkacak ve dediğim gibi zor çıkmayacak. Tekrar yineliyorum bu çağrımı sizlere. Yorum kısımlarında çok görüyorum. Hocam çok kolay soruyorsunuz. Hocam çok kolay sorular çözüyorsunuz. Hocam daha zor olmaz mı? Lütfen daha zorunu sorun. Ya arkadaşlar bak tekrar söylüyorum. Zorunu ne yapacaksın ya? Ya sınav zor olmayacak ki. Ya sınav zor olmayacak. Hadi şu bir gerçek. ÖSYM'nin yaptığı sınav zorluk seviyesi 10 üzerinden 6,5-7. İnkar edeniniz varsa yazsın. 10 üzerinden 6,5-7'dir arkadaşlar. Fazlası veya eksiği yoktur. 10 üzerinden geçen seneki sınav 5,5 oldu. Patladı. Yani herkes öne yığıldı. Peki 10 üzerinden 6,5-7'lik ortalaması olan bir sınav için 10 üzerinden 8,5'luk 9'luk sorularla anlamanın ne anlamı var? Yani çalışmanın ne anlamı var? Bence hiçbir anlamı yok. Kardeşim bol miktarda 10 üzerinden bak sana söyle o 6,5'lu soru çözme. 10 üzerinden senin çözmen gereken soru miktarı 7-7,5 arasıdır zorluk seviyesi. Kendini kasmayacaksın. Bol miktarda soru çözeceksin. Yanlışlarını minimuma çekeceksin. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Zaten sizden istenen bu değil mi? Çok net. Bitti. Olabildiği kadar fazla net çıkarmaya çalışacaksın. Sorular bir daha söylüyorum. Kolay olacak. Anlaştık. Şimdi bu 32 sorusu yetmeyecek. Problemler kampımız var dedik. Geçmişte yaptım. Geçmiş dedim bir ay önce falan. Açıp onları izleyin. İzlemeyenler varsa çıktılarını alsın izlesinler. İlk 12 soru kampı var TYT. Çıktısını alın, çözün, çözemediklerinize bakın, yapamadıklarınıza bakın. Problemlerden ekstra kategorize edilmiş bir problem kampı var. Onu da izleyin. Tamam? Geçen sene yaptığımız problemler acil tekrarı da izleyin. Hepsinin bir faydası var ve hepsi de gerçekten özenle seçilmiş sorular. Bunların hepsini tek tek çıktılarını alın, çözün. Fasikül bitirmeyen varsa ki bence eminim çoğunuz bitirdiniz problem fasikülü. Fasikül bitirmeyen varsa arkadaşlar bir fasikülün içerisinde maksimum 500 tane soru var. Hadi diyelim 600 tane olsun. Ya günlük 20 tane soru çözsen zaten bir ayda bitiyor. Günlük 20 soru hiçbir şey senin için. Yapmıyorsan yazık sana. Günlük 20 tane problem sorusu otur çöz bitsin. Bir ayda bitir. Hala çözmediysen ama. Bundan sonra ne yapacaksın? Problem çözeceksin. 1, 2, bol miktarda deneme. Deneme önemli arkadaşlar. Deneme bizim için ÖSYM'nin her bir deneme bir aynası. Her bir deneme bir aynası. Ama sakın ola şu muhabbetlere girmeyin. Senin net aralığın artık bellidir. Varsayalım ki sen sürekli 27 ve 32 arasında netler yapıyorsun. Çakılmışsın oraya. 27 ve 30 diyelim hatta. 27 ile 30 arasında netler yapıyorsun ve oraya çakılmışsın. Bir sınavına giriyorsun 26. Bir tanesine giriyorsun 28. Birine giriyorsun 27-75. Bak. Bir tane daha giriyor çocuk. Diyor ki hocam diyor çok iyi yaptım diyor. Kaç yaptım diyorum. 36 yaptım hocam diyor. Ben ona diyorum ki yo sevinme ya. Boştan yere seviniyorsun. Niye hocam diyor 36 yaptım işte kırdım şeytanın bacağını. Yok diyorum ya sen 27'lik öğrencisin. Sen başka bir şey değilsin. 27'liksin sen. Yani burada bir morali bozuluyor düşüyor ama. Arkadaşlar şu bir gerçek. Sürekli 27-30 arasında sıkışmış bir öğrenci. Bir sınavdan gidiyor 15 net yapıyor ve bu sefer de üzülüyor. Diyor ki hocam 15 net yaptım olmayacak ya diyor. Ben diyorum ki oğlum üzülme lan. Sen 27'lik 30'luk öğrencisin. Ara sıra düşüşler, ara sıra yükselişler olur. Bunda bir sıkıntı yok. Ben hiçbir sıkıntı görmüyorum bunda.
Sen standardını korumakla görevlisin. Bu bir, ilk görevin bu. İkincisi o standartlarını yükseltmekle görevlisin. Şu artış çeşidi yoktur. Ulan arka arkaya 10 tane sınava girdim. 27,5 net yapmışım. 26 net yapmışım. Bir sınava daha girdim. 35 yaptım. Hadi ben çok iyiyim. Böyle bir standart yok. Netler nasıl artar? Birer birer artar. Yarım yarım artar. Maksimum ikişer ikişer artar. Yani ama o zaman da mesela 26 net, ikişer ikişer arttıralım, 6 sınavda işi çözelim, full çekelim. Öyle, böyle bir mantık da yok. Sadece size diyorum ki bol miktarda deneme çözün. Arka arkaya çözdüğünüz 5 denemede, 6 denemede mutlaka benzer sorular vardır. Yapamadığınız ve benzer sorular, boş bıraktığınız ve benzer sorular. Bunlara mutlaka ama mutlaka kontrol edin sevgili gençler. O yanlışlarınızın peşine düşün. Hangi hocayı buluyorsanız sorun. Bir de artık şöyle bir muhabbet var. Her kitabın zaten video çözümü de mevcut. PDF çözümü de mevcut. Gir izle. Anlamadın başkasına sor. Ondan da anlamadın başkasına sor. En kısasını anlatana kadar, kim sana en kısasını, en mantıklısını anlatıyorsa sor. Mantığına yedirene kadar. Bu soruların her birini öğrendiğin zaman artı bir net desin ya, bir net. Sınava kadar 60 tane deneme çözdüğünü düşün. Her birinden 10 tane yanlışını düzelttiğini düşün. Artı 10 net desin. Şu an kaç yapıyorsun? Hocam 100 net yapıyorum da bana 110 lazım. Ya merak etme, 10 net, 10 net çok fazla bir miktar değil ya. 10 neti yaparsın sen. Sınava 60 günden birazcık daha fazla var. Dişini sıksan yaparsın ya. Sıkıntı yok. Anlaştık mı? Evet. Gençler bu videonun da sonuna gelelim artık. Başka videomuzda görüşürüz. Bir sonraki videoda bu arada fonksiyonlar işleyeceğiz. Fonksiyonlar 1, fonksiyonlar 2 ve hafiften de dönüşümler. Daha sonrasında fonksiyonlarla alakalı sorularımızı çözeceğiz sevgili gençler. Ve ondan sonraki konumuza söyleyeyim ben sana, sayma ve olasılık. Yani permütasyon, kombinasyon, olasılık, haberiniz olsun. Artık biraz daha fonksiyonel konulara geçiyoruz matematikte. İlk konular gibi. Anlatması da dinlemesi de biraz sıkıcı olsa da aslında matematiğin eğlenceli yerleri bunlar. Bu konuları artık bitirmiş bulunuyoruz. Artık fonksiyonlar, permütasyon, kombinasyon, olasılık gibi yerlerdeyiz. Haberiniz olsun diyelim ve videoyu noktalayalım. Kapatmadan önce abone olmayanlar varsa hala abone olup bu videoyu da beğenmeyi unutmayın sevgili gençler. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.